Ya işte anime kızı konuşuruz bugün. Ha. Japonya'yı bir konuşuruz. Aynen. Var mı daha böyle konuşabileceğimiz sabit bir konu? Vallahi her Neyse. türlü. Zaten resmi konuşacağız bu arada. Hani şu an resim çizim oluyor gerçi değil mi? Evet, Yani uç çizim olarak. oldu Türkçe Çizim oluyor. Onu konuşacağız baya. yani. Yani şu anda yayını başladık hatta. Zaten başlaması Ayda. bile bir film. Neyse. Herkese bir merhaba diyelim. Devam. Konuşacağımız yerden başlayalım. Bilen bilir zaten. Engin'e de bir tane çizim yapmıştı Burak. Merhaba Kendisi arkadaşlar. bizim mangakamız. Şu an çizdiği direkt çizimin zaten görüyorsunuz. İlk herhalde şeyi çiziyor. Değil mi? İlk. Biraz aynen taslaktan başlamış oldu gibi oldu ama. Tamam biz neyse spoiler vermiyoruz. İlk çizimi çok efsane. İlk çizdiği karakter. Hani mangacılar, animeciler böyle bir çizim görmedi daha. Neyse. Oraya fazla dalmayalım. Biraz netleşsin. Bak nasıl memeleri çiziyor. Ya. Adam benden beter ya. Ya şimdi böyle Hani. videolarda düzgün konuşuyoruz falan böyle. Tamam, bir tarafımız öyle ama bir tarafımız da böyle şimdi. En nihayetinde shonenciyiz Vallahi ben açık açık beni bilen biliyor yani. açık açık hani böyle çizgimi koruyorum bak hiç kimse iddia edemez çizgimi bozuyorum hep aynı. Ya Karı sen kız abi. beni zaten çevremde bilen insanların böyle çok böyle muhabbet konusunda böyle çok aman ben böyle düzgün konuşayım falan gibi olmadığımı bilir zaten de yine de videolarda düzgün olmaya gayret gösteriyorum ama şu anki video o değil yani. O bu video değil. Aa yok yok yo. Sal gitsin mesela ben kendi adıma diyorum benim şey neydi? Yani video şey yiyor ya hani çok küfürlü konuşursam falan ondan dolayı Ha. dikkat etmeye çalışıyorum. Yoksa pek umurumda değil. Neyse şu çizim hakkında şu an kapağa da dikkat edeceğim fazla spoiler olmasın diye de. Hani beni bilen herhalde senin ne çizdiğini tahmin edebiliyor veya neler çizdiğini. Ama diyeyim herkesi baya bir sürpriz bekliyor. Bana sorarsan. Bence de öyle Bana olur bu arada. sorarsan. Şimdi Burak'cığım seni de yakalamışım. Böyle biz bir anime kızları hakkında konuşalım. Değil mi? Bir oraya Yani girelim. hani girelim mi diyorsun? Girelim abi. Nereye giriyoruz? Allah anime kızlarına doğru bir girelim. Ha kızlarına kız direkt giriş tamam. Tamam. Şimdi anime kızlarına giriş yapacağız da hani öyle anime kızı ne konuşacağız? Şimdi o güzel bir Valla soru. onu Bana bunu sorarsan bilmiyorum da Tefo ben sana bir şey ha diyeceğim. Şimdi senenin sonunda ikimiz de Japonya'da olursak biz gireriz. anime kızlarına mı? Artık ne Hayda. Of, anladıysan of, of. Dur ya Japonya'yı açacağız. bilemiyorum. Değil Bekle mi dur ya? şimdi Dur. bir. Hadi ben bir bunu başlatayım dedim de. Madem öyle. Sen direkt Japonya'ya daldın. Daha bizim bir saatlik muhabbetimiz var. Şimdi Japonya'ya dur o sona gelsin. Anime kızlara bir sorayım. Hani sen sonuçta çiziyorsun. Burada Evet. benim yani genel merak ettiğim bir soruyu sorayım sana. Ya şu anime mangakalar Evet. ya bunların hepsi bozuk mu yoksa bu niye bu memeler falan hep bir değişik çiziliyor ya da bu götler hani bunun bir düşüncesini bize bir anlatabilir misin? Hani Tabii merak ki. ediyorum abi Nami'ninkiler nah şöyle Evet. öyle dünyada kimse de göremeyeceğin. Tsunade'ninki benim iki tane kafamdan fazla. İşte normalde Tsunade bel ağrısından hani Ölmesi lazım. erkeninden bükük olmalı. Yani böyle yürümeli aslında. Tsunade böyle olmalı. Ama yok. Yani bu hani bir mangaka niye bunları böyle abartılı çiziyor? Yani sonuçta günümüzde kadın dedin mi çok olmaz aslında. Hani bana sorarsan ben daha dolu severim. Ama hani böyle model tipleri dersen model tipleri şöyledir. Sen de biliyorsun. Yani. Hani siz mangakalar niye buraya ayak uydurmuyorsunuz? Bir onun bir anlat sen bir. Çünkü senin de bir iki kadın çizimini gördün bunun dışında. Yani. Şimdi şöyle abi en nihayetinde her zaman diyorum bunu. Shonen. Bizim yaptığımız şey shonen. Bir genç erkek dediğimiz sıfat hormonları yeni üremeye başlayan, yeni böyle kendine basan hani hormonu yüklemiş abi adam. Şu anda ne görse böyle istiyor. Ve sen en nihayetinde hikayeni daha popüler hale getirmen lazım. Hikayeni popüler hale getirmen lazım. Oradaki bir kadın karakterin oldukça çekici olması lazım bir yanda.
Şimdi ama senin için olgunca çekici olması daha mı dolu olması oluyor? Yani bu artık abartıya da giriyor zaten. Ama şimdi şöyle de bir gerçek var. Şimdi sen eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi sen öyle bir kadın gelse karşına. Ben eğri oturup dediğinde şu an bak şeyi çizimini yakaladı. Şu an tam şeyi çiziyorsun. Ne sır değil. Boğanın şeyini çiziyorsun şu an dekoltesini. Neyse i̇şte, hadi sen eğri otur doğru konuş. Şimdi doğru konuşuyoruz. Abi şimdi bir kafeye gittin. Karşına böyle bir kadın oturdu. Bu boyutlarda. Abi yüzüne yakarım bakabilir misin? Bak çok net bir şekilde. Yakarım orayı. İşte, yakarım yani, orayı. Hani animede de aynı şeyin gerçekleşmesini istiyoruz bizler çizer olarak. Yani hani bakan kişi hani anime karakterinin yüzüne daha sonra baksın abi. Yani sonuç olarak bu bir shonen değil mi? Bu bir genç erkek değil mi? Beklediğini görsün. En azından sosyal hayatta sürekli göremiyor bile olsa izlediği keyif almak için açtığı şeyler de görsün. Yani mantığı tamamen bu aslında. Ki şöyle bir şey vardır işin esprisi bir yana. Japonya'daki Shonen Jump dışında birçok derginin kapağında modellerin resimleri vardır. Bildiğin kadın model. Hani böyle bikinili. İşte böyle sahilde, plajda, bilmem nerede. Böyle bildiğin model resimleri vardır. İçinde shonen hikayeler var. Yani içeride kılıçlar, büyüler dönüyor sallıyorum. Ama kapaklarında böyle. Kapakta ama kadın. Evet yani direkt çekici olsun diye. Yani o Japonların bir öyle bir kültürü var. Shonen Jump sadece biraz daha kendi çizgisini koruyor. Hani öyle bir şey okay. Yani böyle de ya mesela burada şey da yani şimdi İsviçre'de Almanya olsun falan burada da hani kapaklarda oldukça kadın yüzü seksist nasıl deniliyor sonra şeyler kullanılıyor da hani ne bileyim işte Formula 1 magazininde yanda kadın falan duruyordu yani değil o mi? Var o tarz ama o kadar aşırı fazla değil senin yok. Dediğin kadar değil ama. Ya düşünsene bunu alan kitle 12 yaşında bu çocuk ama daha çocuğa 12 yaşında bile sen bunu seversin kardeşim diyor direkt böyle kocaman kapağı basıyor yani kadınları hiç affetmiyor. Abi kusura bakma da yani şu an 12 yaşında şu an biraz çocuk eğitim bölümüne gireceğiz kadın memeleri yani büyük Tunade'nin şeylerinden bir gerçek var 12 yaşında bir erkek evet. Bunu düşünüyor. Tabii ki canım yani bu bir gerçekten yani bir bunu düşünüyor 12 yaşında düşünüyor bu erkek bunu ve bunun devamı geliyor. Mesela ben şunu biraz fark ettim bilmiyorum yanlışım varsa düzeltirsin evet, yorumlarda da düzeltirler. Ya Türkiye'de mesela o konuda çok şeyiz. Aman evet yani. Böyle bir aman ya tamam da abim şimdi bu yani okul ya ben anime kanalıyım anime yani. Her iki çizimin birinde yani şeyler ortada. Sen ne bana gelip laf atıyorsun? Yani adam çiziyor. Benim ne alakam var? Yani ben övüyorum. Övülmesini istiyor ki ben övüyorum yani. O da bir gerçek bu arada da. Ha, Türkiye'de biraz bana o şey geliyor. Hani böyle ne bileyim açık giyinmek, şu yapmak, bu yapmak hani bu genel bakış açısı biraz kıt mı deniliyor ona? Zor mu deniliyor artık sen? İşte var. Anladın. Evet, yani anlayabiliyorum demek istediğini ama aslında işin komiği de şu. Mesela videoda sen atıyorum herhangi bir videoda bir şey dedin. Buna birisi diyelim sallıyorum tepki gösteriyor. Ama şöyle bir gerçek var. Senin videonu izleyen adam da bunu izliyor zaten. Ya şey diyor hani çocuk da izliyor. Bak bunu çok okudum. Yani çocuk da izliyor zaten işte dediğimiz mevzu aslında. Çok basit bir şey ama işte sırf böyle gereksiz bir şey var dediğin gibi. Hani aman olmasın görmesin falan ya. Kendine bak işte kendini sanki 12 yaşında ne yapıyordun bir düşün. Yani böyle bir gerçek var aslında. O yaştan sonra artık çocuk erkek olmaya başlıyor. Bu kadar basit. Tabii canım yani şimdi 12 yaşında oluyorsun abi o kafadasın artık. Yani. Ben kendi adıma ben o kafadaydım. Yani öğreniyordum yani o şeyleri. Geç 12 yaşta oldu ya birkaç sene. Birkaç seneyse iyi sen bayağı gençsin o zaman. Ya bakış açısı işte bak bakış açısı. Evet. Güzel insan. Hani bardak ne kadar dolu ne kadar boş. Evet. Bırak. Ya da Tsunade'ninkiler ne kadar büyük veya ne kadar yok o büyük her türlü büyük. Ne kadar dolu ne kadar boş. Pek boş değil o dolu Tsunade'ninkiler. Evet. Yani hiç olmadı takıldım orada. Ama okey ilginç ben bunu bak hep merak ediyorum ben yani çünkü abi mangakalar full çalışıyor. Mesela diyorum ya bak Toriyama var. Böyle ikinci chapter'de Bulma'nın böyle şeyini alt şeyini açıyordu çıplak falan. Böyle bayağı cesaretlisi de var. Ama onlar gerçi bugün bitti artık yani. Şu onun da yok.
Yemez. Aynen. Yemez. En fazla etçi var. Etçilerde de zaten bildiğimiz gibi işte en fazla iç çamaşırları falan gözüküyor yani. Hani bu kadar. Peki şey sorayım sana ya. Böyle manga sektörüne benden daha hakimsin, o kesindir. Ya bu şey var mı, böyle erotizm falan, bu tarz şeyler de var değil mi? Aa, yani tam yaygın da. Yoktur ya öyle şeyler, olur mu öyle şeyler hiç? Var tabii. Ciddi ki misin? Abi bunun sektörü var. Gayet buradan ekmeğini yiyen binlerce insan var. Açıkla bize, bir açıkla var. Bir bakmışsındır sen yani, bir bize bir anlat hani. Ya şimdi tabii ki mesleğim gereği bir inceleme gereksinimi duydum falan. Dokument tabii ben tahmin edebiliyorum. Şimdi kelimeleri kullanmayalım, YouTube'a takılır falan, ama evet yani tabii. Herkesin anlamak istediği şey, evet doğru anladığınız şey o. Onun hakkında konuşuyoruz. Bunun sektörü çok ciddi bir şekilde var. Ama tutuluyor mu? Mesela ben onu hiç bilmiyorum. Şimdi hani olayın gırgırından ziyade de hani ne bileyim, şovunun %70 mi? %60 mı diyelim? Bu yüzde kaçtır o zaman hani? Ha bak, o konuda emin ol bir şey diyemiyorum. Yani şimdi nedir ne değildir. Tahminen hani aldığın şeye göre, aldığın sezintiye mi ne diyorlar? Abi bence yani bir kafadan yarısı bakıyordur takip eden insanların. Hani atıyorum. O kadar var mı ya? Ya Japonya'da bu arada sadece erkek tarafı değil, kadın tarafı için de çok korkunç şeyler var. Bu gözler neler gördü var ya, bir görsen dersin ki yani çıkar gözlerine hakkı yani, o böyle mum şeylerle, kolonyalarla gözünü delersin, öyle kötü şeyler var bu arada. Bak şu an gözlerim çok yorgun, farkındasınız. Bu an izleyiciler için, şu an antrenmandaydım, bayağı bir böyle bitmişim, sabahın ikisindeyim şu an yani, yorgunum bayağı. Ona rağmen sen düşün bu gözler ne gördü. Sen bir de şeye baktın değil mi? Bokuno Pico'yu izledin sen değil mi? Oy. Sen biliyorsun değil mi onu? Bakmadım. Hakimsin. Bu arada. Asla bakmadım. Kendime onu yapmadım. Bile isteye yapmadım yani. Ya abi o next level ya. Next level. Hele o son... Vah. Ama var ya sırf böyle merakımdan hani bakasım da geliyor, ama sen de çok pişman olmuşsun gibi gözüküyor. Yapasım da gelmiyor bir ya yerde. Pişman oldum ama yani sonun yani düşünüyorum sonradan hani böyle ne bileyim gülersin ya o tarz. He. Ama efsane yani, nasıl desem sana, efsane. Kendi kendine tavsiye efsane. Ediyor musun hani... peki buradan hem izleyenlere hem bize? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepiniz okuyun yani. İzleyin. Okuyun, izleyin. Benim çektiğimin aynısını siz de çekin. Ama günün sonunda gülebilmeniz önemli. Gülebilirsiniz. Bir travma yaşayabilirsiniz kısa vadeli. Dondurmadan biraz böyle bir oh diyebilirsiniz. Ama başka o kadar kötü bir şey değil ya. Abi dondurma seviyorum ben bu arada ya. Yazın hani keyfimizi Pico da seviyor dondurmayı. Pico yani... da seviyor. Çok iyi. Yani biz de ya, seviyorduk bir ara. Eğer öyle... Ama hani dediğim gibi şey tavsiye ederim ya. Sana özellikle bir tavsiye ederim. Hani o tecrübeyi yedim bir. Zaten izleyen kendilerini hep belli ediyor bu arada. Ciddi misin? Yani çok kirli bir toplum var bizim anime Türkiye'de. Ama yani böyle fesat. Böyle abi. En son Naruto parodiye attım. Bilmiyorum izledin mi? Bir sahne var orada. Ne diyordu? Bir iki tane adam odada falan. Neydi onun adı? Süleyman Hamdi mi? Neydi? Parodi izledin mi? En son parodiyi izlemedim galiba. Diğer hepsini izledim de en sonuncuyu izlemedim. İzlesen sen o sahneyi bilirsin herhalde. Bak kapı açma sahnesi diyorum sana. O sahneyi yorumlarda bir ton kez okudum. Bak düşün. Hadi o da ya. Çok fesat bir sahne. Çok fesat bir sahne. Yani o kadar çok okudum ki dedim okey abi, yani adamların gerçekten içi fesat yani. Hani böyle şey değil bu. Benim kanalımda gerçekten fesatlar toplanmış. Ama yapacak bir şey yok. Hepimiz başımızın üstünde yeri var. Abi bu asla yatsınamayacak işin doğasının bir kısmı da bu. Ben kesinlikle hani bak mesela hani böyle videolarda düzgün konuşma falan, hani tabii ki bu yerine göre her zaman için, ama hani bir tarafta da bu var. Bunu reddeden abi bizden değildir. Bu bir gerçek yani. Hani bunu reddetmiyor. Ya işin gerçeği. Abi. Bence de yani öyle fazla, bak şu an tam benim kolumun arasında bir şeyler çiziyorsun. Evet. Ya tam biz bunu konuşunca ben bunu görüyorum. Böyle bir
Yani diyorum böyle kendi kendime. Yani işte bırak işte. Ha. Fazla bak, normalde bu konuya ikinci kısımda girmeliydik. Şu an düşünüyorum da, çünkü çok bel altı girdik şu an. Evet abi, biz direkt zirvede başladık, biz direkt olayı. Daha 15 gömdük, dakika bitirdik. Oldu. Kaç dakika? 15 dakika oldu daha. Daha varmış. Yani ya bana sorarsam bunu gerçekten diyorum. Ben o konuda biraz şeyim, hani bu işin parçası ya. Hani olmalı olsun da. Evet abi yani. Yani boku da çıkabilir bazen. Hani bazı mangalar, animelerde gerçekten boku falan çıkıyor. Ha. Bu arada yani bu. Evet evet. İşte da Japonlar diyoruz. Ama işin güzel parçası. Japonlar demişken bak, Japonya dedin az önce. Hı hı. Senin şimdi sene sonu gideceğin kesin oldu mu? Kesin tabii ki değil ama duruma göre hani oldurmaya çalışıyorum aslında. Hani öyle söyleyeyim. Oldurmaya çalışıyorum. Evet. Ben de oldurmaya çalışıyorum. Benimki daha bir rahat gibi. Olursa bak, orada denk geleceğiz. O da iyiymiş, olur lan. Çok korkunç olur. Türkiye'de denk gelme, orada denk gel. O nasıl bir fantazi ya? Ya sen gidince ama Tokyo'ya mı gidiyorsun? Ben direkt Tokyo'ya giderim diye tahmin ediyorum, evet. Oo bak, ben yani gitmeyi düşünüyorum. Bir hafta orada kalacağım gibi. 12. ayın sonu olursa tabii. Aha. Şu anlık olacak gibi duruyor zaten. Yani bileti de almadım, alırım bir iki ay herhalde. Aha. Yani gideceğim, vlog falan çekmek istiyorum. Orada bayağı bir şey yapmak istiyorum. Eğer seni de görürsem efsane olur yani. Öyle bir... Bizim off record'umuz yok mu ama? Off record ne oluyor? Kayıtsız. Ay, pislik olsun. Disco'ya gideriz, kayda çekeriz. Sen ayıpsın ha seni. Hiç acımam bak. Hiç acıyacak bir tip değilim. Sana bunu diyeyim. Böyle acıma zerre. Hiç umurumda ya, değil. Bizim özelde konuştuklarımızı biliyorsun şimdi. Ben de çok da şey olmadım, anlatabilirim yani. Bak, gözlerim açıldı şu an. Abi bak, muhabbet ya, dönüyor dolaşıyor buraya geliyor. Gel başka şeylerden de konuşalım. Tamam. Bizim işimiz... Sonra... İşimiz biz bayağı bir... Evet. Ama abi resim müsait. Ben ne yapayım? Şu an çizim önümde abi. Ne bilmem ne. Bir göt çiziyorsun. Benim suçum ne? Yani göt derken kendimi kastetmiyorum bu arada. Güzeldi bu arada. Ne yapayım abi? Gol atılır. Bak, bu gol atılırdı. Evet, evet, bayağı kendimi attım ama... Olsun. Komik mi komik abi, sonuç olarak. Hani çiziyorsun da çiziyorsun ha şimdi. Kimi çiziyorsun? Neyse, ben spoiler vermeyeyim. Herhalde Boğa'dayız şu an. Aynen. Boğa'ya ulaştık yine. Şimdi benim suçum ne? Sohbet buraya gidiyor. Suçum ne? Şu tipe bak yani. Ha, bu arada hani sen şu an biz bunu kısaltmış yayınlayacağız da, sen bunu kaç saatte çizdin? Ben onu söylemedim. Aa, ne kadar sürmüştü? Toplam video 5,5-6 saat falan sürdü ya. Yalan yok. Hani tabii ki böyle böyle arada molalar vere vere yaptım ama hani toplamda bir o kadar sürdü sanırım. Çok uzun ya. Aynen. Allah helal olsun. Sürüyor. Ama işte ben o zamanı anlamıyorum ki. Hani şey olmuyor bana. Bu arada arkada gördüm. Yatıyor orada. Onu bir ne? Arkada yatıyor yatakta ya. Adı neydi? Luna. Luna. Bak, adam kaldırdı kapıyı, gözlere bak. Uyandı, nereye bakıyor? Çizime bakıyor. Kendi kendine işten küfür ediyorsun. Yapacağınız işi beni niçin kaldırdınız? Uyandırıldığını anlayamıyor. Şu an niye uyandırıldım diye. Allah'ım ya. Şu an bir beklenti içinde. Evet evet. Birazdan uyuyorum. Neyse, o birazdan uyur. Ben ona çok... O sağlam abonem ya. İzliyor. Ben ilk günden beri aralıksız izliyor. İşte. Dinliyor her gün. Bıkmıyor. Birçok insandan daha fazla insan yani. Evet. O değilim de karakter köpeklere konusunda. Köpeklere özellikle biz çok fazlayız insanlar olarak ya. O ayrı bir şey ya. Hani... Aşırı. Evet abi. Yani o sevgi, o şey hani çok başka bir çok şey. Çok iyi ya. Evet evet. Kediler çok bak iyi. Öyle değil. Sen kediler niye kendin çok... Kediler sen niye mangana köpek çizmiyorsun ya? Valla inan köpek deneyimlemediğim için olsa gerek. Hani ya, hiç köpeğim olmadı açıkçası. Hani böyle onunla bir uzun bir vakit geçemedim. Hani sokaktakileri tabii seviyorum, ediyorum, oynuyorum falan ama o kadar yani. Çizmek abi ilginç bir çizme olur ya. Ya bak, bunu da diyeceğim sana, en son aklıma geldi. İşte one shot falan çiziyorsun bu arada, bilmeyenler için. Ya sen şey tarz bir hikaye hiç düşünmedin mi? Böyle hani ne bileyim, Pokemon, Digimon, böyle canavarların olduğu bir
dünya tarzı hani çok mu klasik kaçıyor böyle bir şey? Aslında denedim. Ama ne zaman denedim? 2013 sonu, 2014 başı sanıyorum. Aynen. 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 Ve onlar basılı biliyor musun? Bizim ilk Türkiye'nin ilk manga dergisidir o. Basılmış halde Kabura Manga diye bir manga dergisidir. O zamanlar... He onu duydum. Engin anlatıyordu bir ara. İşte hani o katılmak istediği o zamanlar. Biz ta Engin'le zaten o zamanlar tanışıyoruz. Onun ne, içinde biliyorum. Aynen onun içinde olan hikayede öyleydi aslında kısmen. Silahlara dönüşen yaratıklar vardı. İnsanlar onları evcilleştirip onlarla birlikte savaşıyordu gibi bir şeydi. Hani kısmen aslında güzel ve değişik bir hikaye. Yani öyle bir şeydi. Yani. Daha çok ama mesela şeydi oradaki temada. İşte bu yaratıklar hani böyle özgürce yanlarında değil böyle tasmalar takılarak böyle zoraki köleleştirilmiş şekildelerdi. Aslında tamam da bir Pokemon nevi da aynısı. Ya aslında evet. Hani ama ben bunu biraz daha ciddi bir şekilde ele almıştım. Yani çok bariz bir şekilde tasmayla dolaştırıyorlardı yani. Şey öyle. Çok güzel ya. Bak bunu çizsem var ya efsane. Yani benim şahsım çok hoşuma gittiği için. Şey var. Sorry. Pokemon'un böyle one shot tarzı hikayeleri var. Hani fanmade de çok var. Ha evet onlar çok evet. Çok kanlı ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle işte ne bileyim. Pikachu diğerini elektrikten yakıyor, ölüyor falan. Diğerini kesiyor, biçiyor falan. Aklıma ne geldi? Sen şeyi biliyor musun? Bu neydi? Poke İmam. Ney? Poke İmam. Abi şu an var ya bilenler, şu an izleyenler ve bilenler kesinlikle yarılıyor olduğu yerde. Hani çok fena Poke bir şey. İmam. Aynen Poke İmam. Böyle Pikachu'yu şapkanla falan vuruyor. İmam var bir tane. Parçalanıyor falan. Okay. İmam Psycho. Aa bu videolar. Evet. Dur bak resim yaptım. Resimlere bakıyorum. Videoya bakmıyorum. Bu nasıl bir şey lan? Bunu izlemek lazım. Evet kesinlikle videodan sonra izle. Anlayacağım ne demek istedim. Kanlı Pokemon deyince aklıma bu geldi. Yok benim dediğim o biraz daha ciddi, ciddi daha kaliteli yani. Bir şeydi. Ama Pokemon da kulağa bir değişik ya, geliyor. Türkiye'nin gizli kalmış şeylerinden bunlar ya. Çok farklı eğlenceli şeyler aslında. Biraz küfürlüdür Türkiye'nin ama mizahı başlamıyor. Güzel ya. Aynen canım zaten izahı olmayan şey mizahı oluyor işte. Yani ooo laf vurdu bir yere. Evet evet bu laf güzel bir laf. Böyle yerine göre kullanıyorum. Tabii senin yüzün gözükmüyor. Olduğu kadar. Sen de şeydesin zaten İsviçre'desin boşver. İsviçre'deyim de hiç Türkiye'ye gelmiyor mu sence? Ya gelsen de turistsin abi o boşver. Ne olacak? Kim diyor? Kim bilmiyorum ben öyle düşündüm öyle tahmin ettim. Ay. Abi ben Vallahi... ne diyeceğim şimdi? Bu Japonya'da şeylerden gireceğim. Gerçekten hani başında başladık anime kızlarından gireceğim. Madem bu çizim böyle gidiyor ben de o zaman onun üzerinde bahsetmek istiyorum. Şimdi anlat. Abi şöyle bir gerçek var. bu insanlar animeyi sadece izlemiyor, yaşıyorlar. Özellikle bu Akihabara gibi böyle tam böyle şeyleri olan böyle bu işin artık böyle dibi olan yerler var, böyle belli iller var. Hatta zamanında bildiğim kadarıyla bir tane Japonya'da başkanlık için böyle seçime katılan bir kadın varmış. Abimin anlattığı kadarıyla hatırlıyorum. Onun yalancısıyım. Şey falan diyormuş. İşte Tokyo'yu anime başkenti yapacağım vaadiyle falan çıkıyor. Yani böyle insanlar var düşün. Hani insanlar gerçekten animeyi yaşıyor artık. Gerçekten bir kültürlerinin parçası oldu. Ve bu cosplay muhabbetleri falan çok uçmuş durumda. Hani her Abi böyle... ama o zaten yani lafını böleyim de Yok, yani o Türkiye'de çok geri kalınmış bir olay. Değil mi? Aslında. Ha, Avrupa'da var. Evet. Avrupa'da var. Benim futbol takımımda antrenörüm. Takımın %40'ını biliyorum net animeciler. Vallahi o kadar yaygın yani. Tabii bir de hepsi yani 20 üstü ha. Yani 18 yani o reşitler hepsi. Ama mesela adam futbolla ilgileniyor normalde ama ona rağmen ya, tabii futbol ve anime. Ya yani mesela şu an işte sonunda bir iki saat bir oyuncuyu da biraz bir şey içtik falan öyle şey yaptık.
gayet normal. Harry Potter filminden başladık. One Piece Red fragmanına geçtik. Onu bayağı konuştuk. Manga hakkında bayağı konuştuk. Ha, öyle yani. Ya bu arada yani, bu sohbet şey için çıkmıyor. Benim YouTube şu bu falan değil. Öyle normal. Gündelik normal muhabbetinizde yani. Var yani. Gündelik muhabbetin içinde tabii. İçinde. İşte ne bileyim bir tanesi var. Hareket çekiyor. Diğeri diyor Mangekyou Sharingan. Ne yap? Yani var yani içinde. Tabii aşırı değil ama benim yani çevremde çok var aslında. Bu tarz insan. Ama Türkiye'de hiç yok. Ondan diyorum yani az çok kafamda canlandırabiliyorum demek istediğini. Onu demek istiyorum dediğin, daha çok. Aynen. Bu dediğin bence Türkiye'de bir 5 yıl sonra olmaya başlayacak. Şu anda çok... En erken. Aynen en erken. Şu anda genç nesilde çok yaygınlaşmaya başladı bu anime kültürü, manga kültürü. Bak hatta... Belli başlı şeyler var sadece. İşte sen gibi, Engin gibi böyle yeni yeni insanlar çıkmaya başladı bu kültürü tanıtmaya başlayan. Ve gençler arasında iyice yayılmaya başladı. Ama sadece o şu anda. Hatta bak şöyle bir şey diyeyim. Hani derler ya sen çizgi film izliyorsun ya. Deli misin? Bilirsin onu. Tabii Türkiye'de canım, kesin var. Hani... Benim zamanımda çok da helali. Tamam. Burada da vardı bu zamanında. Ama ne zaman vardı? Bak ben 11... 12 hani böyle büyüyorsun ya karı kız olayları falan başlıyor o döneme geldiğinde birden kimse anime izlemiyordu. Yani daha o zaman bizde de vardı bu. Ta bu dediğim kaç sene oluyor yani. Birden herkes animeden animeyi bırakmış. Kimse izlemiyor bir ben izliyordum. ben bırakmadım hiç. O konuda hani kendi çizgimi çok yaşar. Kendi çizgimi hep şey yapmışımdır da. Ama hani İster istemez hani bak 13-14 13'te ne bileyim kaç yaşındaydım. Hani kimse izlemeyince de kendin de bağıra bağıra ben izliyorum izliyorum demek de gittikçe zor oluyor. Yani zor oluyor derken. Ya mesela bugünkü kadar rahat bağıra bağıra ben izliyorum belki demiyordum o zaman. Ha diyordum halen ama hani o şeyini o kadar yapmıyordum. Mesela bugün gururla sunarım hani derim abi izliyorum animeyi. Evet. O zaman izliyorum animeyi. İşte. Hani ben o farkı bilmiyorum anlatabildim anladım, sana herhalde. Yani o dönem vardı. 16-17 falan oldu. 3-4 sene bir dönem oldu. Ergenlik çağı ile beraber zaten bu olay oldu. Zaten bu dediğim. Sonra da 3. Ama o zaman o kadar çok kişi izlemiyordu. Günümüze göre. Yani sayı bayağı patladı gitti. Değil mi? Yani tabii canım. Mesela yani. Şöyle bir örnek diyeyim. Bak benim burada bir tane dövmem var. Biliyorsundur belki. Vegeta dövmesi. Aa ben ilk defa gördüm bu arada. Ata bende burada Vegeta var. Burada da Piccolo var Dragon Ball'dan. Ben bu dövmeyi yaptım diye 2017 idi herhalde. Yani öyle kimse kolay kolay gelip de aa çizgi film dövmesi yaptım falan değil. Herkes vay be Vegeta'yı yaptı. Hem de Majin formu şu bu falan hani. Tepkiler burada çoktan değişti bile o zaman. Yani 2017'de bile anladım. Çoktan değişmişti. Türkiye'de ben 2028'i falan 2000 en geç 30'u görüyorum. En geç. Ama o zaman baya bir şey olur yani. Tabii ne bileyim bayağı bir seviye olur yani artık. Öyle sinemalarda gayet normal yayınlanır falan filan. Daha yeni yeni çıkmaya başladı işte. Bir tek tük filmler çıkıyor işte sinemalarda. Demon Slayer çıktı. Jujutsu Tım mı çıkacak mı? Çıkmadı. Çıktı. Tam çıkıyor. Emin değilim. Ama birkaç filmi öyle çıkarttılar ya. İşte One Piece çıkmaz herhalde. İşte o artık daha ileride çıkarsa çıkar gibi geliyor bana. Hani bir ilk önce çok popüler olanları, hani güncel popüler olanları sunuyorlar. Belki ya hem ondan ziyade One Piece'in filmi caşık abi ondan pek fazla. Ya evet One Piece filmleri maalesef o konuda biraz üzüyor beni. Hani hiç biraz. Biraz. Ya işte biraz diyorum sen anladın. Bura bakma da One Piece'in filmleri leş gibi. Hiç yani gerçekten sert bir yorum bak keyifli. Kızacak da olacak. Ama abi Jujutsu Kaisen, Mugen Train ya Demon Slayer Mugen Train filmini izleyen adam bana gelip de One Piece'in canon olmayan filmlerinin ki hiçbir canon filmi yok iyi diyemez yani. Yok abi. Ha kendi açısından bir film olarak iyi ama ben bunu One Piece'i izlemek için izlemiyorum. Hani o şeyi vermiyor bana. Doğru. Yani Bullet yok Gold vardı değil mi herhalde? He. Bunlar iyi karakter bile değil. O kadar kaliteli karakter değil bir de bana sorarsan. Ya bir sorarsan de One Piece'e hiç yakışmıyor ya. One Piece'e hiç yakışmıyor abi. Ya One Piece kadar... Ya bir de o kadar, dediğin gibi ya o kadar hikayesi büyük bir anime. Evet yani... Ulan ekle yandan bir spin-off hikaye yani yandan götür.
Ne bileyim, ne hani bileyim. Bir de hep şey diyorlar, hep Eiichiro'da yazdı, hep onun desteği oldu falan. Bence var ya, reklam yalan. Reklam abi, reklam. Tamamen yalan. Eiichiro'dan yazdığı hikayeleri görüyoruz abi. Yani çok güzel şeyler varken animede, orijinal mangada, filmler rezalet ya. Neden böyle acaba? Ama o biraz şeye bağlayacaksın. Ya şimdi orada mesela One Piece Red fragmanını görüyorsun. Ah Shanks falan filan. Sonra arkada bir de Eiichiro da yazdı mı tamamdır. Ha. Tamam tamam. Geldi sinemada. Biz Shanks'i göreceğiz. Shanks'in artık hikayesini öyle. Hani o kafaya büründürsün diye yapıyor. Mesela bunu Dragon Ball da çok yapıyor. Dragon Ball filmlerini de ben çok severim, izlerim. Ama onlar filler değil bu arada. Ha, gerçek. Canon hikayeye devam ediyor. Oradan bir de yazdı mı directed by Akira Toriyama diyorsun, ah tamamdır, ha hikaye geliyor. Şimdi evet. Hani ama şeyin yaptığı ne oluyor bak, mesela diyeyim ya sana, bu Oda yazısı ne biliyor musun aslında, ya da Shanks'in o fragmandaki havası. Çukur'u izledin mi? İzledim. Hani Çukur'un böyle fragmanı çıkıyor, son bölümün böyle Çukur'un fragmanı çıkıyor, gelecek bölümün son sahnesinin bir kısmını koyuyor o fragmana. Ha tamam, anladım şimdi. Anladım, evet. Tatsız. Yani tüm bölüm boş. Son sahne önemli. Onun fragmanını koyuyor. Sen de mal gibi izle 2,5 saat. Afiyet olsun. İzledim ben. Sonuna kadar izledim ama bu kazığı da artık öğrendik yani. Çukur sağ olsun. Ay yapım sağ olsun. Yani o mevzuya döndürülüyor zaten, biraz. Hani o clickbait. Evet, clickbait. Evet. Zaten Türk clickbait dizilerini maalesef hani biliyoruz. Deneyim olarak da deneyimledik. Çok çekes. Aslında hani çok hoş bir durum değil, evet. Yani insanları bir yerde hani aslında salak yerine koymaya dönüyor. Yani başka bir ya şey o değil. Her yerde var. Ya evet, hani her şimdi yerde var. Fazla da gömmeyeyim. Clickbait özellikle dedim. Clickbait çünkü ben de clickbait yapıyorum hani. Ya işte o bir yerde oluyor artık. Yapacak bir şey yok. Hani artık işin olayı hiç o. Hiç vursun ya. Evet. Mesela bak adam diyor ki, bak çok güzel örnekler var diyor, spoiler koyma. Ya abi ben spoiler atmıyorum doğru dürüst ya. Ne yazdım başlıkta? Kaido yenildi. Kaido öldü yazmışım. Bu nasıl bir spoiler? Bayağı iyi spoiler. Öldü mü? Eiichiro'dan önce sen söyle. Bak 1026'da bunu yazdım. Kaido ölüyor. Hadi Kaido öldü mü ne yazdım? Adam yazıyor bana spoiler atma. Lan oğlum bu spoiler mi? Yapma abi. Kaido öldü mü? Ölmek üzere mi? O bölüm Luffy'nin ağzını burnunu kırdı. İşte hani yani benim spoiler. Ha biraz clickbait tam yapmalısın ama işte o da fragmanlar biraz onun için çok uygun. İşte bir de Shanks oldu mu? Oh, düşünsene Shanks chapter'ı inceleyeceğim. İşte ne reklam atarım ben oraya. Ne anasının gözü clickbait yaparım. Bırak bir bilsen. Tabii. Sen yakında öğrenebilirsin belki o dedikleri. Bilmiyorum artık. Şimdilik bir gerçek spoiler vermeyelim de. Belli de olmaz ama. Belki bir gün biz de... Nasip de varsa diye Aykut. Nasip de varsa... Bak senin çizimde şu an... şey Banner elbiselerimi şey yapıyorsun, kıyafetleri. Vay Son Goku style. Son Goku style. Onu da az daha unutuyordum bu arada. En son şeyini çizmeyi unutmuşum böyle. Sonra tekrar çizdim, onu öyle ekledim. Videoda yok son kısımda. O arma gibi, logo gibi kısım var ya. Aha onu mu unuttun? Onu şu an tam görmüyorum da. Onun beyazını unuttum. Hani böyle sadece siyah çizgi gibi kalmıştı falan böyle. Asıl, ama bir yerden sonra artık 6 saat çizince beyin gidiyor yani, tarayamamaya başlıyor insan. Öyle bir şey var ya. Bende de yorgunluk var belli. Bende de var. Saat burada kaç? 3 oldu saat burada. Gece 3. Bak ya, idare edeceğiz ya zaten. O kadar. Biraz takılırız da. Ya evet. Sen ama yani elle çizmiyorsun, hep böyle çiziyorsun. Nasıl yani? Ya bunu bilgisayardan çizmişsin. Ha evet evet. Bilgisayar üzerinden aynen. Ama yine aslında kalem var. Yani şey var. Mesela ekran düşün şu an, sen kendi önündeki ekranı düşün. Onun üstünde kalemle kağıda resim yapıyormuş gibi düşün. Öyle bir aletim var. Onunla çiziyorum işte. Aha okey. Yani ama peki el sen gibi. El gibi değil mi yani? Bunu elle de çizebilirsin. Tabii canım, zaten çok uzun yıllar geleneksel çalıştım. Öyle hani bildiğin kağıt üzerinde çalıştım. Bildiğim boyalarla boyadım falan.
Ama artık dijital daha hızlı geliyor. O yüzden dijitale geçtim. Ya zaten dijital daha fazla yapabiliyorsun sanki, değil mi? Hem öyle hem de bu tarz imkanları çok güzel. Bak ben direkt gözümle çizdiğimi şu an sen izleyebiliyorsun. Gelen Excel'de o kağıdın yani üzerine yaparken hiç öyle olmuyor. Avucunu yala. Kağıt üzeri avucunu yalaya dönüyorsun. Evet, bir kamera koyacaksın da çekeceksin de falan. Çok büyük ızdırap ya. Olacak iş değil yani. Bunda direkt birebir. Yani. Bak videosunu çektik de hızlandırdık da şu an insanlar da izliyor. Böyle diğer bir, türlü ölme şeyim ölme. Doğru doğru. Bir de orada mesela bir hata yaptın sıçtın. Çok kötü şeyler olacak bundan sonra. Yok temizlemeye uğraş. Yok tekrar çiz. Düşsene üstüne yanlışlıkla mürekkep döküldü. Ne yapacaksın? Oluyor sıçtın. Bu arada. Evet yani. Olabiliyor bu arada yani. Ben bütün sayfayı düşürmek sıfırdan... Düşürmek istemiyorum onu. Aynen. Bütün böyle 6-7 saatlik çizdiğim sayfayı sıfırdan tekrar da çizdiğim oldu. Ve nasıl oldu mesela? Minibüste kaybettim çizimi. Sonra ne yapacağım? Bir daha çizdim. Yani kağıdı kaybettim. Unuttum orada. Geçmiş olsun. Dijitalde öyle bir şey yok hani. Evet. Almayayım ben onu. O konuda evet. Hani bazı şeyleri çok böyle ölümcül hatalara sebep oluyor. O su biraz kötü. Dur sen çizim ne oluyor şu an? Durdun mu herhalde sen burada? Belli yerlerde ufak tefek durmuş olabilirim. Değil mi? Durmuş. Durduğum bir yere denk geldim de şu an. Ha, o devam eder büyük ihtimal. Herhalde. Sonuçta bir şekilde bak... bitti o. Değil mi? Sana bitti, bitmiş bitti. Doğru bitiyor. Bir ara bitiyordu o. Bitiyordu doğru. Ya ha şu an devam başladın herhalde. Bir lavaboya mı ne gitmişsin bu ara? Olabilir. Şimdi madem öyle çizimden konuşuyoruz. Abi neden bu karakterleri seçtin? Ya şimdi bak neden bu karakterleri seçtiğim aslında çok basit. Evet. Birincisi benim kanalımı takip eden bilir. Benim desteklediğim animem var. Yani özellikle önde tuttum. Biri Dragon Ball. Evet. Diğeri Naruto ve One Piece. Evet. Ya bu üçüsü bende en üst reklamını yaptığım, en üst şişirmeye çalıştığım, daha çok kitlesinin büyümesini isterim. Diğerlerinkini de isterim ama bu üçü. Bir de Tokyo, bir de şey var aslında, Attack on Titan var da. Onu biraz özel tuttum çünkü senin istediğin çizime göre uygun pek bir şey yok. Evet. Yani Hanji'nin kız ve erkek olup olmadığı belli olmadığını düşünürsek yani bir La Casa de Casa Mikasa kalıyor. Başka evet, bir şey olmadığı için de. Yani ondan dolayı fazla oraya girmedim. Tamam. Ondan bu animeleri üzeri seçmek istedim. Yoksa Erza da var yani Fairy Tail'de. Peki şu senin sol kola doğru bir şeyler var orada. Onu neden? O anime oraya neyin? Geçiş yapacağız. Dur. Tamam, dur. Zaman geçiş zaman. Yapacağız. Daha şu an sol Tsunade'deyiz. Tamam. Şimdi Naruto'da düşündüm böyle kimi çizebilirsin. Abi Hinata var. Naruto-kun. Eblek. Hani. Böyle... Yani severim. Ha. Severim bak bu arada. Severim. Problem değil ama Tsunade'nin olduğu yerde de hani Hinata'nın adı da denilmez be abi. Ya hani şimdi... tamam Milf, Gilf. Şimdi Milf diyeceksin, Gilf diyeceksin. Granny diyeceksin. Olabilir. Öyle bir zevkim yok ama yani. Ama yani gören göz kılavuzu istemez. 106 diyorum, adam çizmiş. 106 çizmiş oraya. Ben daha ne diyeyim sana. Aksini iddia eden de ne bileyim artık. Evet, yani bir doktora. Piko'yla sevişsin. Eyvah. Direkt çok büyük hakaret oldu bu. Direkt hiç acımıyorum. Yani yoksa mesela onun dışında Kushina'yı da çok severim. Hoş şu olarak karakteri çok hoşuma gidiyor. Naruto'da Tsunade. Şimdi One Piece'te beni bilen biri bilir. Boa. Evet. Yani yılan sevmem bu arada. Yılandan çok korkarım ama Boa Hancock başkadır. Hani yılanı bile sevdirtir bana. O kadar. Yılanı bile sevdirtir. Orochimaru'yu bile severim Boa için. Bak öyle bir combo yapayım sana. Gülü seven dikenine şimdi... katlanıyor diyorsun. Yanında 3 yılan olsa... Yine de yapacak bir şey yok abi işte yapacak bir şey yok katlanacaksın.
Peki sen olsan Naruto'dan kimi çizmek isterdin bu pozisyonda? Abi Tsunade en iyi değil mi senin için çizmek? Tsunade bu arada bayağı... Ve sevdiğin kim olurdu? Ben bu arada şeye kadar izledim. Hani arkadaşlar tabii ki bilmiyordur. Naruto'yu izledim. Naruto Shippuden'de Pain'e kadar izledim. Ondan sonrasında bir şeyler olmuştu. Sonrasında bıraktım. Bir daha devam etmedim. Ben de oraya kadar var. Ama oraya kadar düşününce büyük ihtimalle kadın olarak gerçekten böyle hani o kadın karakter olarak harbiden aklıma bir Tsunade geliyor benim de. Yani hani tam böyle o kadınlık diyebildiğimiz şeyi karşılayan tek karakter gibi geliyor bana Naruto'da. Başka senin var mı? Benim aklıma gelmiyor. Hani göğüs büyüklüğü falan filanı da kastederek mi diyorsun yoksa? Yok aslında direkt şey olarak diyorum. Hani böyle kadın karakter. Hani böyle şey gibi. Diğerleri daha çocuk gibi. Aha o açıdan. Aynen. Ya kadın bir şey var işte. Sonradan bir tane Tsuchikage, Mizukage mi ne geliyordu? O sen onu görmedin herhalde. O bayağı bir temsil ediyor bu arada. O da gerçekten çok sağlam. Yani o profile uyuyor. Aha. Başka dediğim gibi bak Kushina'yı dedim dikkat edersen. Hani bir nevi Kushina da aslında ama öldü yani. Ondan pek ona denk gelmedim bile de bu arada değil mi? Kushina'ya. Yok. Valla inan o kadar hatırlamıyorum. Çok çok küçükken izlemiştim. Naruto'nun annesi yani öyle diyeyim sana. Ha onu görmedim bile galiba ya. Bak işte hani evet. O. Aman onda hani böyle göğüs möğüsü şey değil. Ama karakter olarak çok hoşuma gitmişti. Aha. Hani çok renkli bir karakteri vardı. Başka da yok. Babasını hatırlıyorum bir tek. Az çok o sanki onu görmüştüm gibi geliyor. Babasını hatırlıyorum. Babasını da tanırdım falan gibisine şu anki konuştum. Ama anne deyince çıkmadı evet. Yok anne herhalde yok. Sen diyorum yok görmedin herhalde. Sonradan geldi o. Hani dediğim gibi yani Naruto'da gerçekten haklısın. O tarz karakter sayısı çok az. Evet. Yani ben aklıma çocuk. Gelmedi çünkü yani. Evet çocuk yani. Ama var ya. Shizune var. Ya 2-3 böyle boş yok, beleş yok. Karakter evet, var. Evet, gerçekten yani o adam bir tane karakter yapmış demiş ki bu kardeşim. Bu aradığın şeyin cevabı bu demiş ve tek atmış yani. O da kesinlikle yadsınamayacak bir gerçek. Şimdi orada başka bir karakter olur muydu oraya alkolü o servis edecek orada tutacak senin ya, için bekleyecek yani başka karakter olamazdı abi bir kendi dikecek yok. Bir sana koyacak yani orada başka yapacak bir şey yok. Bir de düşün Sakura orada iyi. Yani kabus meselesi abi. Davacı olurdum sana. Dava açardım yanıma çöp çizdim falan diye. Hakaret bu. Ayıp oluyor. Ya haklısın aslında hiç öyle düşünmedim. Hani Naruto'da seçebilecek kadın karakter sayısı gerçekten seriye göre, sayıya göre çok düşük. Değil kıyaslarsan mi? Erkeklere göre. Tabii. Yani... Ya düşün bak en basitinden bir örnek diyeyim. Şimdi bir kadını çiziyorsun yanında 3 erkek, bir tane Naruto'dan. Hadi 10 tane, 30 tane seçeneğin var. Yani... Çocuk olmayandan bahsediyorum bu arada. İşte... Daha çocuklara hiç girmiyoruz. Yani... Doğru haklısın hiç öyle düşünmedim. One Piece dersen peki, tamam. Bak. One Piece dersen seç beğen al yani şey gibi hani. Podyum abi, gibi abi One Piece yani. De basit aslında. Nami'nin turuncu saçlısı, Nami'nin sarı saçlısı, Nami'nin mavi saçlısı, Nami'nin pembe saçlısı. Bir yerde evet. Bir yerde öyle bir gerçek var ama sonuç olarak hepsi çalışıyor abi. Tabii canım ona lafım yok. Ama hani orada da o da mangaka olarak gerçekten bir beceriksiz olduğunu gösteriyor. Bu arada yani... Perona'yı ayrı tutarım. Karakter Perona olarak, çok iyi. Perona bak mesela ayrıdır. Diğerlerinden ayırır kendini. Tabii. Yani. Ama bak karakterleri, kanın karakterlerini %80'ı birebir kopya. Evet evet saç rengi değişiyor. Aynen zaten bütün %90 ölçüler belki, bilmiyorum öyle. Şu an. Hani erkekler hep böyle kas olarak doğuyorlar. Ya da tam göbek. Ya, kadın da tek model zaten. Ya zaten One Piece'de hani böyle düşük birkaç şey saysam bu kadın olayına aşırı böyle kıl oluyorum. O kesin böyle hani niye yapıyorsun abi o kadar uğraşmışsın hani şuna da bir tip ver ne bileyim değil mi? O kadar mı zor diye kendi kendime düşünüyorum aslında ama hani adamın çizdiklerini görünce de ya yeme beni sen bunu mu çizemeyeceksin gibi de demeden edemiyorum yani çünkü adam çizebiliyor yani şimdi tabii öyle bir sıkıntımız mesela. Yok bizim bir de ilk bizim mesela öyle... One Piece'in ilk senelerine bakarsan abi Nami mesela gayet o şekilde çizilmiş sonradan değişti yıllar içinde büyüdü kadın. Aha onu diyorsun ya. Şimdi düşündüğüm bir saniye doğru. Evet yani. Böyle bir gerçek yani. Sonradan... Hepsi birebir benziyor. Evet sonradan. Yani bir düzeltme yani. Var ama hani o günü kurtarma gibi olmuş artık. Hani öyle bir
şey değil artık böyle bir aks, yani şey değil. Günü kurtaralım da ne olursa olsun bir saniye. Oo. Gece saat 2 oyuncum bana yazıyor. Ne diyor? Yarın maça gelebilirim. Helal olsun be. İyi başar. Gelebiliyorsa iyi. lazım. Birinciye şey, karşı oynuyoruz. Maç, İçimizden geçecekler. Maç çift kale mi tek kale mi? bu da benim golüm olsun yani. Madem yapılıyorsa bu. Değil mi? Hangi kaleye attın sen şu an golü? Şimdi tek kale ise kritik, biliyor musun? Bilemiyorum artık, onu da sen düşüneceksin yani. Ya çift kale, tek kale demiş gene, bak çok güzel bir geçişte benden. Şu üçüncü kişi kim? Evet abi, ben de onu çok merak ettim çizerken. Acaba o üçüncü kişi kim? Hani sen ne fantaziye girdin de bu üçüncüyü buraya çizdin. Neyse, biz onun ismini açıklamayalım. Bunu kesin yorumlarda yazanları böyle bir görmek istiyorum. Böyle tahmin etsinler. Hangi animeden, hangi seriden yaygın olan, bak şu an tam da aynen. Şu an tam renklendiriyorsun onu. Hangi seriden bu kadın? Yani bu, ben yani şimdi adını koymak da istemiyorum ama size bırakıyorum. Hangi seri bu? Bu hangi serinin karakteri? Bu bir sır olsun. Ha, şu an tangasını çiziyorum. Yani iyi. Sonra da bana tefo sapık diyorlar. Ama da insan böyle şey yapıyorlar. Konuya giriyorlar. Ha, nasıl, ne konuşayım ben burada? Şimdi işte, ne anlatayım size? Smoker'ın şeytan meyvesinden mi konuşayım? Hani Allah'ını seversen bunu çiziyor adam. Sonra da ben oluyorum. O İşte kader utansın ya. Ama bu sinerjidir abi, yani bu iki kişinin yanlış konumlarda bir araya gelmesinin doğurduğu meyve budur abi, yani başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Değişik bir şeytan meyvesi bu. Doğuran meyve. Hani değişik şeyler. Yapacak evet. Bir şey yok. Kader kurbanıyım. Evet, hani bu... o adam var ya, diyor karımı öldürdüm, ikinci karımı. Kader Ayo, kurbanıyım onu falan. Onu biliyorum ya. Hani o nasıl kader bir olarak. O nasıl kader... bir psikopat? Kader olarak o nasıl... diyor. Öyle bir cevap olabilir mi ya? Kader olarak ya kendisini o... ben öldürdüm. Ben senin olmayan beynini ben seni şey yapayım ya. Kader hani kurbanıymış. Yetmiyor adama, yetmiyor. Bir tane kill almış, yetmiyor. Yani devam edecek yani. O başka bir... o tutmayın küçük genişliği. Evet evet ya. O üçüncüyü de gömerim. Bu ülke nasıl insanlar? Demin o psikopat abi, onu salmayacaktın. Onu gerçekten... İki tane öldürmüş değil evet, mi o herhalde gerçekten? İki kill'i var evet, bayağı. So kaza falan diyordu hatta. Ha. Kaza taktik. Kader kurbanı bilmem ne. Kader o değil, adamlar sen, nasıl sen salıyor öyle... millet ya? Ya abi ben çok kötü. Ben onu anlamıyorum. Hani biz alay ediyoruz da abi, adam şaka salarak yana, alay evet. ediyor aslında yani. Evet, biz evet. alay etmiyoruz. O salınması bir alay konusu. Evet. Abi gerçekten öğreniyorum, bu kadar şeylere denk geldim. Neydi o Bergen filmi var. Filmi izlemedim, olayı biliyorum. Bu adam geziyormuş. 7 ay falan yatmış, 1 sene falan yatmış. Valla inan bilmiyorum. Her şeyi bilmiyorum tabii ki ama o dediğine şans eseri denk gelmiştim yani, hani trajikomik video şeklinde izledim onu ama o dedi. Harbiden yani... abi yani ne oluyoruz? Yok abi. Burada Buggy bile kaç sene hapse mahkum edilmişti yani. Geri dönüş yapalım hani. Tamam. Fazla. Denelim. Evet, çok dalmayalım. Ciddi duruyalım. Evet. O hoş olmaz. İstersen gömersin o şeyleri yani, ondan hiç. Evet. Oraya bak biraz... şu an tam meme arasındayız. Gece 3.30 oldu burada video. Bende de gece 2.30 oldu ve ben şu an leş gibi yorgunum. Abi ben de. Yani buna yani. Rağmen sohbeti evet. tutuyoruz. Çünkü evet, evet. çiziyor adam, çiziyor. Yani bana bir şey demek düşmüyor. Adam çiziyor. Ha, bu arada unutmadan şimdiden diyeyim, ben ne olur ne olmaz unuturum sonunda da, video sonunda buna bir yani bir diyeyim, böyle çok mu beğendiniz, ne oldu falan. Güzel mi, neyi iyi düşünmüş? Çok merak ediyorum milletin yorumlarını. Sen zaten benden meraklısın herhalde. Mevzu senin çizim olunca. Ben de bak, meraklıyım bana top, yani top şimdi. Top bana geldi şimdi. Bu doğru bir şey mi abi? Neden top bana geliyor direkt? Neyse arkadaşlar, söylememiş sayın. Yani şimdi şey burada demedim. Burada ikimiz de eşit derecede suçluyuz eğer bir suç varsa. Ben kesinlikle tek başıma bunu ben istemeyeyim. Ben masumum abi. Şimdi ne benim ne suçum var orada? Peki. Bana sordun ne giyeyim? Ben sana ne giydim dedim. Şimdi bak. Dedin sevdiğin 3 kız söyle. Bak. Ben 2 söyledim. 3'ü sen monte ettin. Yani şimdi bunlar hepsi var. Kayıtta var şu an. Peki
Ben peki asıl Bu biraz şeye döndü. Gerçekleri Hani Nemo'nun söyleyeyim mi? Zora'ya aptal dediği var ya bak Burak. Kaydı var. Aynen. Peki ben o kayıtları çıkartırsam ne olur? O konuda hiç kimse Gideriz. düşünmüyor. Yani ben Gideriz. sileriz. Arkadaşlar Anlaşırız. öyle bir şeyler konuşuldu ki yani bunun çıktığına gerçekten şükredin. Hani bu gayet güvenli bir görsel yani öyle söyleyeyim Kuru iftira. Vallahi kuru. Benim hiç öyle bir yanım yok bir kere yani. Şimdi Tamam olduğumdan fesat gösteriyorsun beni, kalbimi kırıyorsun. Ben bu yayından gidiyorum. Ben terk ediyorum burayı. Ben gidiyorum arkadaş. Güle güle. Kendi yayını kendin çek. Hani... Ay, ama şaka bir yana harbiden çizerken çok eğlendim ya. Hani böyle komik İnanır hani ya bak eğlendim yani. çizim inanırım yani çizim şeyim yok ama herhalde çizebilsem eğlenebileceğim bir çizim. Harbiden yani çizebilsem gerçekten eğlenebileceğim böyle bir çizim olabilir diye düşünüyorum. İzlerken de eğlenceli Sağlam ya. alıyordur. Sağlam. Şu an renklendirmeyi işte bayağı bir getirdin ya. Vücut renkleri falan yaptın. Doldurmaya başladın. İyi. Zaten 50 dakikadayız şu an. Bilmiyorum, sen görüyor musun? Sen yok. Tam. Ben tahmin edebiliyorum saate bakıp. Tam sen ezbere çizdiğin için zaten hani fazla görmesen de anlarsın. Bizden iyi anlarsın. Adamın çizimi ben de hani kime ne anlatayım? Ya hani şu an işte yani 3'te 2'sini bitirmişsin öyle diyeyim sana. Ha. Ha, Son virajdayız. tamam. Peki abi, madem öyle, biz bayağı makara muhabbet yaptık. Biz hiç Özellikle ciddi konuşmadık evet ya. hiç ciddi konuşmadık ya. Bayağı full ben gülmekten terlemeye başladım artık zaten. Bayağı. Gülmekten terlediysen iyi. Başka şeylerden terlemedi. Yok canım, alakası bile yok. Nasıl bir muhabbet oldu şimdi böyle? Ya Niye böyle? sen. Şimdi ne diyeyim, kanal açarsan bütün şeyler sana dadanır bak sana diyeyim. Neyse ciddi bir konu diyordun. Tamam. Abi, ne konuşalım? Ney? Bir de işin şöyle bir gerçeği var. Biz normalde de böyle ses falan açtığımızda böyle oluyor. Eninde sonunda buraya geliyor bir şekilde. Ben yani Ya geliyor canım şimdi doğruya doğru geliyor. Geliyor. Ama güzel eğleniyor. Şimdi aklımızı evet. yeme. O Ya konuda şu yok bu kesin. şu resimde gerçek hayatta olsaydı ben gerçekten eğlenirdim bu arada. Yani şimdi Orada eğlence demişken o tabii canım orada hani kim o olsa eğlenir nah. abi yani hani bir eli Yani yağda öyle doğru lan. bir Abi adam yaşıyormuş ya şu Tefo var ya. balda. Şu Paralel adama bak bir de bize evrendeki bak hani. Gözler gitmiş. Bak bak gözler gitmiş. Açamıyoruz şu an. Gitmiş. bir de şey falan değil mi hani süper güçleri de var bu arada. Son Goku'nun şeyi de var yani hani üstünde hani o bir de öyle hani her şeyi geçtim bir de o da var. Ya abi Son Goku olacağım bu dünyada ya. Adam tak 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 tak. Güç müç ne ararsan var. Ama bu dünyada olacaksan Luffy olacaksın. Neden acaba? Yani hiç tahmin etmedim ama neden? Söylesene neden Shanji? İşte bu ya. Bu gerçekten çok ayrı bir şey yani. Beni bu apayrı bir replik. Benim için ayrı bir yeri olan bir Türkçe izledin mi? replik. Senden sonra baktım. Senden sonra dedim ki Efsane rezalet değil mi? bakılması lazım dedim yani. Ya çok Abi Altın Roger diyor. Lastik lastik çocuk diyor. uf, çok fena ya. Ya Yani İyi ki de devam etmemiş dedirtiyor ya. Hani öyle bir şey ki hani düşün One Piece için ya keşke Türkiye'de devam etseydi. abi ama öyle devam etseydi de olmazdı ya. Yani ne bileyim. Ya şimdi fazla katı düşünüyorsun. Bak o günden bugüne devam etseydi şu an One Piece Türkiye'yi kasıp kavuruyordu. Aslında evet. Bu bakımdan düşününce doğru. Kesinlikle Tabii katılıyorum. sen şimdi seviye kıyaslarsan doğru haklısın ama diğer taraftan da abi yani yapmamak Hiç gelişmemesini mı kötü sevmiyorum. yapmak mı? Hani şimdi Aynen. bak hiç yapmamak mı kötü yapmak mı? Ben kötü yapmayı tercih ederim çünkü katkısı bulunur. Evet doğru diyorsun bu arada.
Bakma hani biz şimdi bak şakasına mesela... falan diyoruz ama. Bak ne yazmışsın? Doping. Silmişsin. Ne doping o ya? Ne dopingi? Aha kas. Kaslı çiziz. Doğru. Geliyor, yükleniyor sonra da. Vay. İşte neyse dur geri dönelim. Ne diyorduk? Ya yapmaması yani kötü yapması evet. Değil yani. Kötü yapsın keşke şeyden dahi. Mesela şu an buradan bir örnek vereyim sana. Son Goku'nun seslendirmesinden mesela adam Son Goku'yu seslendirdiğinde hani özel bir rolü yoktu. Zaten seslendirdiğinde hani seslendirme falan o kadar iyi para kazanmıyordu burada da hani öyle. Part time yan iş gibi bir şeydi. Şimdi adam o gündür bugündür bu işi yapıyor. Şimdi zirveye çıktı. Ne bileyim işte Walking Dead'de Daryl'ı seslendiriyor falan yani bütün baş rolleri seslendirecek seviyeye geldi adam. Ama Son Goku Dragon Ball'un anime serisinde Son Goku'yu seslendirmiyor. Çok pahalı diye artık. Ha, anladım olayı. Ama başlarda yani adamın maaşı artık. Tabii. Ama ne oluyor? Şimdi ben izleyici diyorum ki ya ben Son Goku'nun Almanca sesi ki bu arada çok iyi. Bayılıyorum. Bu yeni sese alışamadım. Bu kötü bir olay. Ama diğer yandan da hani yine de var. Bak yine de var. Yine de bu kitle kazanıyor. Yine de yaygınlık yaratıyor. Adamlar sinema filmi çıkardığında bu adamı çağırıyorlar ama. Ha, sinema filminde o seslendiriyor. Aa güzelmiş. Tabii bak, yani detay. Büyük bütçeli geliri garanti yapıyor. Ama demek istedim hani yaptıkları için zaten sinema filmi de geliyor. Sinema filminde bu adamı alıyorlar yine. En kötü bu oluyor. Hani Türkiye'de yayınlansaydı evet. Kötü olmazdı aslında. Tamam. Lastik çocuk, mastik çocuk. Söylesene neden Şancı? Bunun üstüne 1 milyon goy goy gırgır eklenirdi ama aslında, olurdu evet. Bari. Elinde olurdu. Doğru. Keşke evet. Hani... Ama acaba parasını yettirebilirler miydi Türkiye'de satın almak için? Bir de öyle bir şey var. Ya istersen yapabilirdin ama işte adamlar gerçi fazla evet. Üstünde durmadı. Türkiye'de geliri çıkarırsın sen. Niye çıkartmıyorsun? Yani şu an bile Action One Piece'i satın alsa parasını çıkarır abi. Aslında evet yani bir de şöyle bir şey olacak. Bu sefer abi ya aslında çok hani bir bakıma izleyenleri hoşnut etmeyecek bir şey. Çünkü Türkiye'de alıştık hani belli yöntemlerle izlemeye. Bu sefer ne olacak? Adam diyecek ki benden izleyeceksin. Aslında çıkartacak parasını doğru. Ya çıkartacak. Diğer taraftan bak her zaman kaçak izleme fırsatım var. Bak Leyla ile Mecnun'u izliyor musun? İzlemiştim ama hepsini izlemedim. Okey. Leyla ile Mecnun eksene çıktı. Eksenin sayıları bayağı yükseldi diye biliyorum. Ya şimdi doğru yükseldi de ben mesela üye oldum. Bir örnek benim. Ben üye oldum desteklemek için. Engin herhalde üye olmuştur. O bayağı bir seviyor seriyi. Üye olabilecek de bir tip var Engin'de. Hani destekleme amaçlı olabilir. Engin de oldu. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 100, tabii 200, canım. 1000, 2000. Ya bu gelir. Herkes gelmez. Kaçak izleyen zaten çok. Ya özellikle şu an Türkiye'yi kaçak izlemek gerçekten azaldı bu arada. Eskiden belki daha fazla. Evet evet eskiden. Bilmiyorum. Eskiden oyun bile herkes crack muhabbetine girerdi mesela. Artık şimdi öyle bir şey yok. Herkes parasını veriyor, alıyor oyunu. Kafası rahat oynuyor. Mesela önceden çok yaygındı Türkiye'de. Bence şimdi de yayılmıştır ya. Yok yok artık bayağı çok ciddi. Herkes Steam kütüphaneleri işte artık diğer Epic kütüphaneleri falan böyle insanların dolu. Artık bayağı insanlar kötü ben? Bakıyorlar bu arada. Hani şey öyle çakma hani işte crackli, korsan şekilde oyun olmaz, hakkını verin falan. Çok yaygınlaştı Türkiye'de. Zaten onlar sayesinde aslında. Olması gereken o. Tabii canım kesinlikle. Hani onlar olmaya başladı. Manga satışları çok fazla artmaya başladı. Onun dışında. Aha okey ben onu bilmiyorum hiç. Evet evet manga. Ya, şu an manga bulunmuyor biliyor musun Türkiye'de? Mesela atıyorum One Piece'in atıyorum şeyleri ilk bilmem kaç serisinin böyle şeyleri yok. Basımları basılıyor bitiyormuş öyle duydum ben. Hani bildiğin bulunamıyormuş falan hatta. Bu arada ben çekiliş yapmıştım. Ben bulmuştum. Ya işte dönem dönem. Hani mesela kimi zaman tabii basıldığı için var ama kimi zaman yok. Öyle bir okay. Bitebiliyormuş yani. Hani o ilginç gelmişti. Hatta bu mangaları satan belli başlı şirketler var. Hani bu haklarını alıp çeviren. Onlar baya baya yayıldı. Birçok yere dükkan açtılar falan diye biliyorum. Birçok ilde. Gerekli şeyler. Gibi mesela. Okay. Yani bayağı onlar falan güzel gelişmeler yani bunlar bayağı iyi gelişmeler.
Bu arada bu mangacılar da yani manga dükkanları da baya ilginç yani şu an sosyal bak şu an lafa bak çok efsane bir laf diyeceğim. Yapıştır abi. Şu an YouTube gibi bir mecrada hani reklam yapma fırsatını değerlendirmiyorlar helal olsun. Doğru. Şimdi ne diyelim? Bak şu an kendime bir gönderme yaptım. Engin'e Yani. bir Alper'e herkesi bir Nemo'ya Abi. herkesin bir adını geçirdim aslında şu an. Ey yetkililer deyip. Şimdi böyle bir gerçek var. İnsanlar hazır bu bir Sizi gidi furya, bir kafirler. yüksel. Hazır bu bir furya, yükselişte, değil mi abi? Yani tam yeri tam zamanıdır bana göre. Ya doğal aslında öyle de Evet. hani işte bakış açısı marketing düşünceleri değişiktir herhalde bir şey diyemeyiz. Ama İşte. hani böyle güzel olurdu bir destekleyebilsek. Tabii canım keşke olsa. Zaten Ki o yani ben çekiliş mekiliş değildi. o da O beni aşar. olacaktır ya. O da olacaktır ama ben inanıyorum ya. Çünkü çok ciddi bir Ha kitle bak geliyor. görürsün birkaç seneye çok değişecek Evet. buralar anime Evet. olayında. Kesinlikle. Hani ben onu bizim Engin'e falan birkaç kişiye anlattım şeylerde ama gerçekten hani Almanya'ya yaklaşırsa, İsviçre'ye yaklaşırsa manyak manyak şeyler göreceksin sen. Çok güzel Hani olur ya. göreceksiniz. Bak Jujutsu Kaisen'ı sinema film yani sinemada izlemeye gittim. Sinema tıka basa doluydu. Öf değil mi ya? Yani abi çok güzel şeyler aslında ve cidden bu hani burada çok büyük bir kitle oluşmaya başladı. Bunlar biraz daha birkaç yıl sonra böyle artık iyice yetişkin insanlar haline gelecekler. Hani böyle Tabii olunca canım o zaman da paraları olacak. Yani bak evet. şu an yani senin küçük kardeşin varsayıyorum 15 yaşında mangacı. E cebinde para yok ki bir şey yapsın. Evet. Ama bu bir 5 sene sonra alır. Sinemaya gider. Net. Alır figürünü alır. Manga cildini alır. Bunlar geliyor. Zamanla geliyor. Tabii Ama canım. zaman vereceksin. İşte o zaman Türkiye'de nasıl verilecek? Ne kadar verilecek? Verilir yani gelir o oyunu kapalı değil ama şurada da şu sıkıntı aklıma geliyor. Yani şu an sizin birey paranız o kadar değersizleşiyor ki gittikçe Maalesef. alım gücünüz zayıflaşıyor aslında. O da İşte. bir O yani bir sıkıntı dezavantaj. bence burası için. Tabii canım o olacak şeydi ya. 3 sene öncesine göre her şey durumlar çok farklı yani şu anda. Az önce şeyi konuştuk ya. He. 3000 aboneyken şu an Ha ile ya. aynı şeyi kazanıyorum neredeyse. Ya da 5000 abone bilmiyorum da. Abi çok çok kötü ya. Hani Yani sağ insanda olsun Euro. TL. işte. Ya inan bu şeyle değil ha. Hani kim mesela sokakta herhangi bir arkadaşımla denk geliyorum. 5 dakika konuşuyoruz sonrasında muhabbet buna dönüyor. Yani artık ben böyle şey yapıyorum. Ya açmayalım konuyu ne olur. Hani şey yapmayalım. Moralimiz bozulmasın derdinde oluyorum yani artık. Yoksa çünkü cidden hani artık yapacak bir şey yok. Herkesin dilinde hani herkesin aynı şey sonumuz ne olacak hiçbir bilgim yok ya. Hiç tahmin Sizinkisi şey edemem. olayına dönmüş ya. Hani uğramışız şeye artık tadını çıkaralım. Artık yapacak bir şey yok. Tadını çıkar. Keyif almaya bakmak. Bilmiyorum o lafı bilir misin ama kesin şu an izleyenler ay, Öyle kaçınılmazsa değil miydi? Heh. kaçınılmazsa keyif evet. Ya Yani ama öyle. evet, bir yerde Ne diyeyim evet. ben şimdi? Yani şu an millet takmamaya çalışıyor ki en doğalı ama takmaman da edemiyorsun. Ben bile artık takıyorum yani. Ben bile artık hani. Değil mi? Benim öyle bir derdim yok. Ben Aslında. Avrupa'danım. Benim işte böyle manga cildim var. Alıp okuyorum. Avrupa işte. Coğrafya kaderdir yorumlarını şu an okuyorum bile. Çok Gerçekten. yazılı benim Gerçekten valla. kanalımda. Ya işte Harbiden öyle ne diyeyim bak ben inkar da etmiyorum. Harbiden öyle. yok Coğrafya ben kadermiş. de Ben bilmiyordum bunu. ya işte biz deneyimleyerek görüyoruz. Sen izlemleyerek görüyorsun. Aynen. Ben Aynen. tadına bakmadan görüyorum. Ay, çok tatlı bir şey değil zaten boş ver. Öyle tadına Hiç bakma diyorsun. bakmasa hiç gereği yok yani bokuna piko Sen ya. anime kızların tadına bak falan diyorsun. He? Evet Öyle mi evet. diyorsun? Ah işte. Bak bu Peki. arada Burak bak Japonya'da denk gelirsek seninle diskoya gideceğiz sana diyeyim şunu. Tamam. Ben ona zaten eminim ya. Denk gelirsek gitmezsek bir içimizde kalır. Ömrümüz boyunca böyle gözümüz açık öleriz böyle. Kesin kesin Öyle bir kesin. şey olursa. Onun vlogunu da çekerim Ay. of çok şahane olur Çok ya. çok Ama işte bambaşka bir şey. bakalım bir. Ya bakalım denk getirebileceğiz mi orası? Benim şimdi işler öyle hani tatil gibi olmadığından direkt istediğim zamanı seçemiyorum. Bu vize falan Tabii senin muhabbetleri olay oluyor. tabii ciddi. Aynen. Peki one shotlarda bak senin olay demiş ki ne sen one shotlarda ne durumdasın şu an? Hani en son
İki tane one shot çıkardın. O yarışmada ne durumdasın? İlk olarak onu sorayım. Valla yarışmanın şu günün tarihiyle artık 20'si oldu. 20 Nisan oldu. Bir 4-5 gün sonra sanıyorum yarışma bitiyor. Yani normalde 20'sinde bitecekti hatta. Bir ufak bir yükleme sıkıntısı olmuştu sitede. Sanıyorum bir 3-4 gün mü, bir hafta mı, ne kadar uzattılar ne onun süresini ama. Hı hı. Vallahi arkadaşlar falan herkes sağ olsun bayağı bir üste taşıdılar yani, o bayağı arada fark var. Birinci misin şu an? Şu anda evet. Bayağı. Oo, bir... bizi de görürsün artık. Reis. benim buradan seni gördüğüm seni gıdıklar mı merak ediyorum. Bir şey oldu ama dur bakayım, telefonuma mesaj gelmiş. Aa 2 euro gelmiş falan diyor. Abi şu 2 euro muhabbetini yapma ya. Bir ara biri gelmiş diyor, Tepo'ya 2 dolar verip sussun falan. Unutamıyorum ben o şeyi ya. Hani neyse, bu arada benim yurt dışında kaldığımı bilmiyordu çok üstün zekalı arkadaş. Aklıma o geldi lan. Ben sana 5 euro atayım, gel buraya temizlik için. Çok kötü, çok çok ağır ya. Çok ağır espriler yapılır da yapmamak lazım aslında. Neyse. ne diyorduk? Vallahi. O zaman kazanıyorsun yarışmayı. Vallahi öyle olacak gibi ya. Sonuç bir ani bir değişim olmazsa öyle gibi gözüküyor. Arkadaşlar sağ olsun baya. Bir one shotlarına geçelim abi. Şimdi parayı almışsın. Şimdi bizi ilgilendirmeyen konular. Parayı ne yapıyorsan yap. Nerede harcıyorsan harca. Ben o kadarını da ilgilenmiyorum diyeceğim. Yalan olur. Merak ettim birinci olup olmayacağını. Ama gelelim olaya. Şimdi hani one shot. Şimdi şöyle bir şey var. Hatta bak bunu burada da duyurabiliriz. Bilmiyorum, Engin'de duyurmadın herhalde. Yok. Sen one shot için fikir arıyorsun. İlham alabileceğin, güzel, hoşuna evet. gidebilecek fikirler varsa... benim videonun bu videonun altına yazabilir insanlar. Yazsınlar tabii, bence. Tabii, belki tabii. ilham alabileceğim bir şey çıkar. Evet. Peki sen bir gelişme var mı? Üçüncü bir hikaye, dördüncü bir hikaye. Ben şahsen hani bayağı yoğun olduğumdan dolayı fazla denk getiremedim. Hani aklıma bir şey daha geldi. Düşünecek fırsat da bulamadım. Aha. Ama şu an boşum da. O olayla ilgili. Sende bir gelişme var mıydı? Hani sonuçta vallahi, senin hayalin, işin. Evet. Biraz öyle. Şöyle abi... bir tane hikayede şu anda bayağı netleştik. Bir arkadaşımla birlikte yazıyoruz aslında. İkimiz birlikte yazıyoruz. Bayağı netleştik. Hatta şöyle söyleyeyim. Metine dökmeye başladım artık. Hani yazmaya başladım. Hani net bir şekilde artık çıkıyor ortaya. İşte bakalım, onu devam ettiriyorum. Yani bir yandan da devam ediyor bir şekilde. Ama tabii ki kafamda bir 3-4 tane ayrı hikaye olmasını istediğim için her türlü hala bile hani olan bir hikaye olur şey olur açayım ve şey olarak algılamasın insanlar, hani hikaye yazdın işte verdin tamam hadi görüşürüz selamünaleyküm selam, hani şey olacak diye bir şey yok. Hani eğer ki bir hikaye yazılıyorsa bu hikayenin yazarı şeklinde sıfatlandırılmış şekilde kapağında yer alacak, eğer ki böyle bir şey olursa, kişi için söylüyorum hani şey olarak. Hani şey düşünmesinler, hani böyle ha hikaye fikri verdin tamam teşekkür ederim kanka hadi görüşürüz sen sağ ben selamet, öyle bir şey yok, yanlış anlamasın insanlar, hani hatta belli mi olur, bir ortaklığın başlangıcı bile olabilir, hani o tabii ki kişinin yazım yeteneğine bağlı, ben nasıl çizimini yapıyorsam kişiden de güzel bir şekilde yazmasını bekliyorum bana ulaşacak olan insanların. Okey. Aslında güzel bir şey yani. Diyorum ya bak, şu an YouTube falan antrenörlük zamanım olmasa gerçekten kafa yormak istediğim bir şey olurdu. Çünkü sana bunu da en son demiştim. Hani böyle bir senaristlik falan gerçekten hep ilgimi çeken şeyler oldu. Hı hı. Ama ilgiyi çeken birçok şey olur bu dünyada. Yaptığın az şey olur ya, biraz o mevzu. İşte ne bileyim işte yok işte pilot da olmak istiyordum gibi bir şey oldu. Biraz sert bir örnek ama anladın sen ne demek istediğimi. Anlıyorum aynen. Ben başka şeylere... Senden gelince ister istemez başka yere yorasım geliyor. Kusura sonra, bakma. Bana laf geliyor ya sonra. Neyse. Peki sen mesela çizdiğin mangalarda ben şunu hatırlıyorum. Biraz şey çiziyordun hani show'un tarzı, böyle fantazi hikayeleri. Daha normal bir şey çizmeyi hiç düşündün mü? Yani normal günlük hayatta ne bileyim. Şöyle mesela şu anda... yapmaya başlayacak olduğum
One Shot'ta mesela şöyle bir şey var. Kısmen aslında kendi içerisinde tutarlılığı olan bir evren. Hani mesela fantastik tamam, buna şeyler lafım yok diyor. Aha. Bak. Kendi dünyasında kurallarına uyuyor evre. Hikaye. Ben onu demiyorum. Daha direkt basit derken şey anlamda, böyle Tokyo Revengers gibi. Bir iki fantazisi olabilir ama hikayenin %90'ı öğrenci, gayet normal bir hikaye gibi aslında. Anladım. Zaman atlaması olması. Anladın, o tarz diyorum. Anladım, anladım. O tarz ya şöyle bir gerçek var. Tabii ki iyi yazıldığı zaman bir hikaye öyle bile olsa çok keyifli oluyor. Hani normal sadece bir dövüş yani aslında mesela Tokyo Revengers'ta. Yani ben de bu arada Tokyo Revengers manga güncel takip ediyorum, hani bayağı da severim. Şey, mangaya geçmedim daha. Bayağı ilerliyor bu arada. Anime çok geride, aşırı geride. Hani mesela biliyorum. Orada normal bildiğin, evet senin dediğin gibi geçmişe dönüş dışında ya da işte zamanda atlamalar dışında aslında bütün olay şey, hani bildiğin dövüşme ve sosyal hayat aslında. Bunun tabii güzel yazılması lazım ama şöyle bir gerçek var. Ben hani biraz daha işin içinde aksiyonun daha böyle uçlarda olmasından keyif alıyorum. Yani en başta ben keyif alıyorum. Hani öyle ha, olduğu senin için sevdiğin önemli. Aynen. Yani orada senin zevkin için ekliyorsun. Bir yerde, okay. Evet, aynen. Çünkü ben seveceğim ki ilk önce. Ondan sonra yaptığım şeyi insanlar sevebilsin. Çünkü ben severek yapmış olacağım. Yani doğal olarak ben de bir hikaye yazsam fantezi üzeri yazmayı tercih ederim. Ama şey daha zor yapıyor evreni. E tabi bir yere, bir yerde. Sınırsızlığı da sunuyor aslında bir nevi de. Öte yandan zorlaştırıyor da. Şimdi sadece birine yumruk atan bir karakteri çizmek var. Bir yerde bir devasa bir yaratık kolundan devasa yaratık büyüyen bir karakteri çizmek var atıyorum. Yani çizme olarak da evet değiştiriyor olayı, zorlaştırıyor. Ya yani tam mantıklı o zaman senin tarz çizim. Ama ben böyle düşündüm, hani diğer tarz çizsen daha kolay, hani yani biraz moda oldu gibime geldi de. Tokyo Revengers'ten düşünerek konuşarak diye dedim ama mantıklı. Ya bu arada yani böyle ne bileyim daha basit bir hikaye yazabilme şansın olurdu da. Evet yani işte, ama tabii çizer olarak zevk önemli. Zevk gerçekten ayrı bir şey. Yani ben ondan ben keyif aldığım sürece o çizim de tabii güzel olacak. Hikaye de insanlara güzel gidecek. Bu kadar basit. Ya of, hayatta ben bu kadar çizemem ya. Ne oldu şimdi? Nerelerdeyiz? Şu an Boğa'dayız. Boğa'nın içinden geçtik neredeyse. Yani Boğa'yı çizmişsin yani. Sen yaşamamışsın. Sen bu ara bir molaya falan da gitmiş olabilirsin artık. Bilmiyorum ama arada, bayağı bir çizmişsin. Ya yani. Arada durduk biliyorsun ya. Demin tabii durdun işte onu. Bari alın size. Ah, fesatın önde gidelim. Bir de bana laf atıyorlar. Niye canım, bir şey mi dedik Allah Allah. Arada durduğumuzu söyledik. Bir lavaboya gitmişizdir. Tamam canım, ben bir şey mi? Hayırlı iş. Tamam canım. Hiç yorum yok ya bende. Ne o güzel oldu. Gerçekten güzel bir çizim. Hoşuma gitti. Zaten senin çizebildiğini biliyoruz biz. O bir sır değil. O biraz artık sır olmaktan çıktı. Önceden sırdı. Kimse bilmiyordu çünkü. Aynen. Evet. Patladın gittin şu an. Herkes tanıyor seni artık. Ya, öyle bir moda döndün. İnan aslında işte, çok yanlış yaptığımı fark ettim ben o konuda. Hani uzun yıllar sosyal medyadan uzak kalmıştım. Ama gerek yok ama hani aslında. Oh Allah paşam uyandın. Yerini rahat yaptın. Yine uyuyor. Dedi biraz ben de izleyeyim ne var burada. Tabii ben de olsam ben de izlerim şimdi ya. Tabii canım. Ya doğru yanlış yaptın, evet, direkt demesek de hani şey işte hani daha ön planda olabilirdin aslında. Ama diğer tarafta da ben seni de anlıyorum açıkçası. Sonuçta ben daha bir şey yapmadım ki kendimi ön planda tutayım. Yani. Ha evet. Bilmiyorum, ben öyle. Bir yerde öyleydi biraz, evet. Yani doğruya doğru ama işte evet, potansiyel evet olunca da biraz şey gibisin sen. Futbol takip ediyor musun? Yok hiç. Hiç ama sıfır. Öyle söyleyeyim sana. Ha. Beşiktaş'ta bir yetenek oyuncu vardı. Muhammed Demirci adında. Bu 11 yaşında Barcelona falan istiyordu bunu. Bu bir hava yani, bir olay oldu Türkiye'de. Şu bu Barcelona alacak falan. Geleceğin Ronaldinho'su falan deniliyordu. Hı-hı. Şu an 5. ligde, 4. ligde futbol oynuyor. Ha. Yani öyle bir hani potansiyeli yüksek ama patlayamadı ya. Oo. Sen şu an potansiyeli yüksek modundasın. O patlamayı yapmalısın ama. Evet, o lazımmış. Bak şu an böyle deyince sen bir şey oldum, kötü oldum. O patlama nasıl bir patlamaysa gerçekleşmeli ya.
Abi gerçekleşmeli. Olmazsa boşta sen. Yani sonuçta tam hayalin peşinde koşmak saygım sonsuzdur. Tabii. Ama lazım. Yapman önemli ama sonuçta bir yere varman da şart benim için. Evet. Yani bu yetenekte birisinin, ben öyle diyeyim sana. Teşekkür beklerim. Ha, çizimlerde diyorum ya, çizimlerde eksik yok. Hikayelerde üstüne durman lazım, evet, daha bana sorarsan. Kesinlikle benim de. Hatta onu zaten ama bak, güzel yanı, ben zaten senin şeyini okuduğumda da zaten yorumu biliyorsun. Bayağı bir roman yazdım sana hatta. Evet evet, hatırlıyorum. Çok elimden geldikçe oldu. Yapıcı evet. olmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Hani kendi bilgimle, o da fazla bir bilgim yok da. Ya, ama sonuçta bir izleyicisin abi son en nihayetinde yani. Ya işte bir aynen doğru bir evet. şeyim. Ama bak sonra sen ne yaptın? Ya tabii benimle alakası herhalde. Genel kendi fikrinden oluşmuş bu. Gittin kendini ne yazdın? O senaryo şeyini yazdırdın. Aha. Hani denk geldi aslında. Evet dedim. Bu benim eksiğim. Ben bunu almalıyım. Şey yapmalıyım. İşte bunu görmek zaten insanı iyi yapar. Teşekkür ederim. Yani o çok hoşuma gitti onu dediğinde. Çünkü abi eksiğini görüyorsun. Kendini hani görüp kabul şey yapıyorsun. Bunu daha iyi yapmalıyım diyorsun. Mükemmele doğru gidiyorsun. Bak. Teşekkür ederim. Ne zaman bir insan mükemmele doğru gitmeye çalışırsa tamamdır bu iş. Seven, yani evet. tamamdır derken hani doğru yoldasın evet. o anlamda. İşte yani ama yani yaptım oldu dememek lazım. Yani her yerde de söylerim bunu. Hani harbiden. Ya canım ne yap? Ben yaptım yani oldu. Biz nerede yok. Olduk? Neyi evet. yaptık? Neyi yapacağız? Hani hiçbir zaman sınıra gelmemeliyiz. O gerçekten doğru, doğru bir düşünce. Hani bir de dediğin gibi yani şu da var. Tamam şimdi böyle bir hype yaratıyoruz. Burak çok iyi çiziyor, çok iyi çiziyor da günün sonunda daha varamadın. Daha evet. bir varman lazım. Tabii o ki. Çok önemli. Ama tabii. açıkçası dediğim gibi ben sana bunu zaten de dedim. Bence varırsın. İnşallah ya. Onun için çabalıyorum zaten ya. Bakalım. Hani ya dediğim gibi olmadı. Bir manganı çıkarırsın, bir tane etçi meçi. Yetenek var, skills var, çiziyorsun. Ama onlar da ama abi şimdi bambaşka çizimler diye bir öksürme geldi. Hafızanda bir canlanma mı oldu yoksa ne oldu? Olmadı değil de ben bu videonun başına artı 18 falan yazayım mı ya? Bu nasıl bir artı değişik bir... Artı 17.5 yaz. Tam değil ama olmaya çok yakın hani. Hani biz bayağı bir o dallarda yüzüyoruz bugün ya. Hani bu, yani bu videoya hatta özel iki hafta bekleteyim mi yayınlamayı falan hani şey ayı geçsin. Biraz. Ramazan diyorsun. Bir hafta sonra atıyor çünkü neden böyle gerekti böyle yaptı. Ne kadar kaldı şeyin bitmesine? Dur Ramazan. Ramazan bu ayın sonunda bitiyor. Birinde bitiyor, önümüzdeki ayın birinde. İkisinde değil mi ya? Mayıs'ın biri sonuncu günü. Ha, ikisi normale dönüş. Evet. İyi varmış da. Yok varmış abi sanki ya, izleyen animeyi izlemiyor sanki. Sen ya sen başına 17.5 artı animede koy... şey yapıyorlar. Değil mi? Hepimiz o sahnelerde böyle yapıyoruz. Hepimiz inandık zaten bu arada. Ya abi yok ya falan. Çizim bu ya falan deyip geçecekler ondan sonra. Ya ama güzel çizmişsin Tunadi ya. Hani öyle bir o kısmı biraz böyle gölgeletmişsin falan filan öyle. Aslında ay evet adam. Zamanı olmayan bir çizimdi ama bir de biz bunu ne zaman çizdik? 2 hafta oluyor. Değil mi? Sen Ramazan ayında çizdin bunu ya. Evet ya doğru. Ama gece çizdim. Çok nezat. Ha kusura bakma sorry. Sorry my friend. Hakkını yemeyelim. Aynen şimdi lütfen. Hakkını yemeyelim şimdi. Mağdur. Bir de utanmasa diyecek Tefo zorladı beni. Vallahi ben çizmeyecektim şimdi, falan. Yani dedi ki oradan dedi ben dedi para bozdururum bir şeyler yaparım bak senin ekonomini bozarım dedi. Olan vay. Üç gram huzurunu da kaçırırım dedi. Zorlama var arkadaşım. Şantaj var ben burada. Ne yapayım ya? Ülkeyi düşündün diyorsun he? Bu bir savunma hareketidir. Bu bir koruma abi. Hareketidir. Ben buna göğüs ya abi, gerdim. Gerçek. Ay ya. Geldin severek göğüs gerdim. Belli oluyor zaten. Vallahi ne diyeyim? Güzel bir çizim. Hoşuma da gitti.
Ya bak bu arada sana bir şey soracağım. Bak Burak seni yakaladım var ya, son bir soru sorayım. Yavaş yavaş Tamam. sonra da geliriz zaten. Geldik de resimde bitimde. 1.20'deyiz bu arada dakikalar. 1.20'de değil mi? Aha. Tamam. Şimdi son 10 dakika kaldı. Tamam. Ya bak ben bir şeyi çok merak ediyorum. Türkiye'de Yu-Gi-Oh ne kadar yayıldı? Şimdi niye diye soracaksan, benim bir kanalımda bir proje fikri var aklımda dünden beri. Yanıyorum o fikirle. Çok hoşuma da gidiyor. Valla. Ama bunun cevabı lazım bana. Yu-Gi-Oh. Aynen, Abi Yu-Gi-Oh. şöyle Yu-Gi-Oh Türkiye'de zamanında bu Pegasus kısımlarına kadar, Pegasus Arc'ı diyeyim hadi. En son Pegasus'ta VS atılan yere kadar, hatta ilk nesil oluyor galiba o. Oraya kadar Herhalde. yayınlandı ama benim çocukluğum zamanında yayınlandı. Hani atıyorum kaç oluyor işte, 2006-2007 mi oluyor? Nemo sen Ha, tanıyorsunuz. aynen. Biz biliyoruz ama şu anki nesil, hani çünkü ne devam etti ne bir şey oldu. Ha, ama o zamanlar çok güzeldi. Şeylerde böyle cipslerde falan böyle tasoları çıkardı ve metal tasolar işte, atıyorum böyle her, Bayağı yaygınmış o tabi zaman tabi ama. aynen böyle oyun kartları falan her yerde satılırdı. Hani böyle televizyon zaten bangır bangır satıyordu. İşte bu şekildeydi ama tabii ki o öyle başladı ve sonrasında bitti. Hani o Tabii o furya bir yere furya kadar bitti. gitti. Normalde Yu-Gi-Oh benim bildiğim kadarıyla devam ediyor. Ama sadece Japonya'da hala da devam ediyor. Güncel. hala devam ediyor da ben de izlemiyorum artık. Ama şeye gitti mi o Kaiba'nın turnuvasına? Orayı izlediniz mi hiç? Kaiba'nın turnuvası olmuş olması lazım ya. Şu 3 tane tanrı kartı var. Ne diyorlar ona Türkçe bilmiyorum. Şey değil mi senin dediğin böyle, bu yıldızlı bilekliklere yıldız takılan yarışmayı, turnuva o değil mi? Ondan sonraki şu eline şey takıyorlar, açılıyordu falan, dövüşüyorlar böyle, kap buraya koyuyorlardı. Hatır, Kolluk evet gibi bir evet şey vardı. hatırlıyorum. Aa evet, vardı. Vardı bu arada. Onu izlemiş olabilirsiniz Oraları o. izlediğimi hatırlıyorum bu arada, evet. Ama Okey, işte demek ki yaygın az çok yani öyle. tam da şimdi emin olamadım. Hani şimdi sana yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Ama oraları izledim ben televizyonda çocukken. Yani kendim O sonradan zaman açıp yorumlarda, bir, tamam, aynen bir yorumlarda bir de yorumlara bir bak yani. yazsınlar. Aynen, Bir kim biliyor? bilgilendirsinler çünkü güzel bir fikrim var. Umarım. Bakalım. Ama işte Ekmeğimizdeyiz diyeyim de. Ekmeğimizdeyiz Diyemiyorum. Diyemiyorum ya, diyemiyorum. Nalet olsun diyemiyorum. Nalet olsun, ekmeğimizde de değiliz ya. Hobimizdeyiz. ama demin de en başta da bu muhabbeti dedim ama hani üzülerek, bir hani böyle bir gözden bir gözden bir damla gelerek gülüyorum, hani böyle öyle bir gülme. Canın sağ olsun ya, yapacak bir şey yok. Tadını çıkar. Ne diyorduk? Tadını çıkar. Tadımızı Aynen, çıkarıyoruz. Çıktığı kadar tadını çıkarıyoruz artık. Yapacak bir şey yok bu evet, saatten sonra. bir yerde öyle gidiyor. Ya abi üzülüyorum ya, Ya bak çok. vallahi O üzülüyorum. değil de bak, 1,5 saat oldu neredeyse. Full fesatız ha. Ya bu gerçeklik yani, hani bir işin bir tarafı da bu. Yani şeyin, o madalyonun Ama bu öbürü yanı. arada bak, Burak, en yorgun olduğum, bak açık ara en yorgun olduğum yayınlardan birini şu an yapıyorum. Bu arada En. benim de biliyorsun. Ama iyi güldük. Ya abi bu işte sinerji dediğimiz muhabbet bu abi. Yani iki kişinin bir araya geldiğindeki o çıkan şey her zaman değişik oluyor. İki kişiden bambaşka bir şey çıkıyor. Bizde çıkan ama şu an Oğlum, ekranda görülen bak şey. yorumları sana diyeyim. Bunlar Çok korkunç yorum, bak olacak bu arada. hazırlıklı ol. Sen bir de okuyacaksın. Ben biliyorum, şöyle bir yorum da çıkar. 1,5 saatin özeti. Tefo ve Burak'ın seksist yorumları. İşte karı üzeri, karı kız üzeri gidişleri. Sonra da gülmeleri. Bitti. Bir buçuk Evet. saatin özeti budur diye yorum gelecek. Bak görüyorum. Gerçekten doğru ama Hani yani bir yerde de öyle. yani, ama iyi eğlendim ben Yok kendi be, ben adıma. de eğlendim yani, hiç. Bak şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz Burak. Şimdi bu son kişiyi açıklayalım artık, çözemeyen varsa. Evet, bu arada. Açıklamadık önce değil mi? Doğu Yok, açıklamadı. açıklamadık, evet, açıklamadık. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi birinci karakter Boa Hancock. Benim olmazsa olmazım. İkinci karakter Tsunade. 106 derim.
susarım. Yani evet. 106 bitti. O beden, o yani bunu hak ediyor bu listeyi. Bu üçüncü kırmızı elbiseli, kırmızı kıyafetli elbise. Veya artık peçeteli ne diyorsanız deyin ona. Bu kim? Bak şu an yine habire 5 kere kıçını zoomlamışsın bu arada. Arka arka bu sahnede. Harbiden 5-10 kere zoomluyorsun oraya bak tekrardan. Artık ne yapıyorsun orada? Şimdi izleyici arkadaşlar da hani bunu bir sorsun. Çünkü ne yapıyor burada? Bildiğin 5-10 kere zoomladın şu an orayı. Bu üçüncü karakter kim? Evet. Yani şu gözlüklü böyle dudağını böyle mü yapmış. Bu kim acaba? Yani büyük ihtimal tahmin ediliyor. İnsan inanmak da istemese. Doğru da tahmin ettiğinizi varsayıyorum. Burak bildiğiniz üzere böyle gerçekten ciddi gitmiş. Evrene. Yani anime evrenine Mia Khalifa'yı koymuş. Adam bu kadar max seviye yani. Pezevenklikte max seviye. Ben ne diyeyim daha buna? Yani bu arada o elimin olduğu yer var ya keşke ya. Kendi elime sarılıyor. Duş almayacağım falan hani öyle oluyor ya, duş almayacağım. Yanaklarım ağrıyor artık gülmekten. Hani Mia'ya ben şakasına demiştim hani ya sen ciddi ekledin bu arada biliyoruz değil mi bu olayı? Şimdi bunu da bir açıklayalım. Evet, bir gerçeğe kavuştum. Onu öyle bir beklenti içine girmedim. Hatta sana Kushina'yı çizersin diye bekliyordum bayağı övdüğüm için. Erza'yı bekledim. Abi şimdi senin sen tam Erzak merzak dinlememişsin direkt Mia Khalifa demişsin yani. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen bu hanımefendiyi kendi thumbnail'lerinde kullanmaktan bu kadar hoşnut olarak videolarda bize gösteriyorsan bunun da hakkı ödenemez yani. Bunun bir yeri olması lazımdı yani. Ama şimdi Burak'cığım ben göstermiyorum. Yani şimdi ben bir şey göstermiyorum. Hakkımı yeme benim. Ya tabii canım kesinlikle. Merak eden arkadaşlar şuradan YouTube'u itibaren, açıp hemen bakabilir. Şuradan itibaren. Evet. Şuradan itibaren. Biz altına girmiyoruz hiç yani. Yani olmadı. Olmadı. Olursa itiraz eder miyiz değil. Olmadı. Olursa itiraz eder miyiz? Çok güzel soru. Yani sonuç olarak işte bu iki karakteri yanına Burak geldi Mia'yı koydu. Sonra da Tefoni'ye böyle böyle konuşuyor. Abi yani pas değil bu resmen. Pas maniye etti beni şu an. Ay. Var ya. Çok aha şu an resmin sonuna geldik. Evet. Ya imzanı da çakmışsın. O Allah'ın emri onu yapalım ya bir zahmet. Güzel olmuş ya güzel teşekkür olmuş. Ederim. Gerçekten şu an kısa özet olarak bir resme bakıyorum. Aa Boğa'nın bir tane ayakkabısı yok ha bu arada onu şu an görüyorum. Detaylar. Detaylara giriyorsun sen zaten. Biz detayları anlamıyoruz senin kadar. Bakınca biraz. Bildiğin beni paşa ilan etmişsin. Evet öyle olduk. Haremmi kurmuşum yani. Şu an haremmi kurmuşum. Evet. İşte Engin gidiyor Shanks'i dövüyor. Biz gidiyoruz kara kızlı içki içiyoruz. Yani bu mu şimdi? Ha, şuradan bir atsana. Adaletin bu mu dünya? Vallahi bilmiyorum. Aç yani. Bunu yani. Yani, hani ne bileyim Engin gidiyor Shanks'i falan dövüyor. Biz gidiyoruz işte Elin Mia'nın böyle arasında. Yani hangisini tercih edersin? Boğa kalpçik atıyor. Tsunade içki içiriyor. Yani değişik yani şu an. Gerçi biraz kanalımız da özetliyor bir nevi evet, bu evet. arada. Gerçekten bu arada. Ama bakma. Biraz bak hak veriyorum ama biraz fazla oldu hani kanalımı biraz fazla özetledi bu yani. Benim kendimi bana doğru gitti bu artık. Kanaldan çıktı bu şu an. Abi kanal dediğin yani, sensin en başta. Bunu bu şekilde kabul etmemiz lazım. Tamam da biraz fazla mı ben oldum? Hani ben bir tık fazla mı ben oldum? Yorumlara yazın o zaman ne diyelim arkadaşlar. Neyse. Abi. Yapacak bir şey yok işte. Bu benim. Bu da tayfam. Evet. Haremim. Abi şu an gerçekten şuralarım ağramaya başladı. Benim de bak gerçek söylüyorum yanaklarım acıyor hani gülmekten. Oğlum bak bu kadar dakika bizi dinleyip biri varsa vallahi gülmemişse helal olsun. Helal olsun derim gerçekten helal olsun derim yani. Hani bak 1,5 saat bizi dinleyen varsa ve gülmemişse dislike atsın artık. Bak ben bunu diyorum ha sen düşün. At yani abi. Hakkıdır artık. Yani bir şey olmamış bugün bir şey olmamış bu videoda bugün.
Ha ama beğendiyseniz bir beğeni atabilirsiniz. Özellikle hani Burak'ın burada çizdiği şaheser mi ne diyorlar Türkçe onu artık. Efsane teşekkür ederim. Bir yapım. Şeyin evet. Linkini de bana atarsan Burak onu tamam. Yorumlara atarım. Ben bunu herhalde bir iki güne atmayı deneyeceğim eğer yetiştirirsem. Tamam. Şeyi hani söyleyelim. Şey olsun direkt. Şeyi söyleyelim arkadaşlar, hem belki şanslıları da çıkar aralarından. Instagram'da arkadaşlar ben şu anda 10 tane figür dağıtıyorum. Anime figürü. Çekilişimiz var. İsteyen katılsın, şansını denesin. Yok ama onun da linkini at bana. Tamam atarım. Ya da sen direkt yorumlarda bak videoyu yazdığımda yorumlara yaz, ben onu üstte bulurum. Tamam öyle yaparız. Direkt bulursunuz o büyük da olur. İhtimal. Hani şansları onu öyle yaparım. Çıkar mı kar? Yani az buz değil. Peki yani. Burak şimdi sana günün sorusunu soracağım. Evet abi yapıştır, bekliyorum. Ben kazanırsam ne yapacağım? Yollayacak mısın İsviçre'ye? Var ya bak, sen kazanırsan sana yollayacağım mı? Gerçekten. Ama zarar eder. Gerçekten yollayacağım. Zarar edersin bak. Bak, bu lafı, zarar bak bu lafı videoda dedik. Eğer gerçekten tamam çıkarsa sana ulaştırıyorum onu. Her türlü ulaşıyor. Sana geliyor yani. Bak sonra bak, pahalıya yurt... patlar bak. Nemo'ya da demiştim bunu. Bak tek yurt dışı kontenjanım sensin. Sadece sen çıkarsa harbiden diyeceğim ki bu haktır, bu adalettir diyeceğim. Göndereceğim sana. Başka bir şey değil yani. Senin çıkman lazım ama bunun için sadece. Neyse ben de katılırım ama kazanırsam esprisi diyorsun. Goy goyunu geçelim, istemem. Pahalıya patlar, boş ver, istemem. Hani çıksa ne gülerim abi. Orada bu arada ya bayağı helal olsun derim, gönderirim bu arada yani. Gerçekten öyle ot dedim. Neyse ulaşır. Çıksın bakarız bak. Çıksın bakarız ama çıkmasın bence. Yani bak kötü olur. Geliyor bir kargo. Hakkımı istiyorum ben, oyuncağımı ve figürümü ver lan. Kargo bir geliyor. Kargonuz karşı ödemelidir. Sen ödüyorsun. O oluyor değil mi sizde? Türkiye içinde yapabiliyorsun evet. Herhalde karşı... bizde yok. Ya yurt dışına sanmıyorum bu arada öyle bir şey olduğunu da. Olmazsa ya, burada gerek... Yok. Vallahi. Yok ya, olmazsa, diyebiliyorum ben herhalde. Olmazsa şey oluyor diyebiliyorum. Geri geliyor ama bu sefer sen ödüyorsun hani hem gidiş hem geliş ücretini. Hani karşı tarafın alması lazım. Öyle bir espri. Türkiye'de yani. Neyse. Biliyorum Türkiye'de olduğunu biliyorum bu arada. Burak tekrar eline sağlık. Gerçekten hani dediğim gibi bir Shanks'e dayak atmıyorum ama. Bence yerinde. Yani atıyoruz işte. Tutuyoruz. Yapıyoruz abi. Bir şeyler senin bu resimde. Çizimde bir şeyler yapıyoruz yani, anca öyle diyebilirim. Gerçekten çok iyi olmuş yani. Kanal temsil etme olayı da dediğin gibi hani uyumlu oluyor aslında. Ben çok beğendim. Umarım. Yorumlarda da yazarsınız. Evet. Yorumları var ya, inanılmaz keyifle okuyacağım bu arada. Ben çok eminim yani buna. Ben de. Bekleme içindeyim. Şu an çok yani gömdük, ettik, güldük. Abi şu an farkında mısın Burak? Hani böyle bir tek şeyimiz bu videoda yorgun olmamızdı. Evet bu arada. Bir hani zamanı tutturma biraz şeyini. Yoksa evet. Biz daha fazla konuşurduk ama konuşma bence gayet hani normal bir sohbetimiz kadar iyiydi bence. Bence de bu arada öyle... oldu yani. Tam bir free biraz... konuşmak. Ya tam biraz bak... fazla free oldu. Evet yani tabii ki off record o kadar da değil ama yine de bayağı bir yaklaştık bence o sınıra. Yaklaştık. Evet. Bir iki kere, üç kere çizgimizi bulmaya çalıştık işte orada biraz hani bu şey olmadı ama abi o benim tipimi, ben kendim tipimi görünce diyorum ulan ne olmuş bana, öyle ölüyorum resmen, gözlerim falan böyle gitmiş. Herhalde gerçekten ben, en yorgun olduğum video. Neyse. Aynaya bakıyorum, aynı durumdayım gerçekten. Sen gözükmüyorsun işte. Evet işte benim öyle bir şansım var. Neyse Burak bir şey diyecek misin daha? Vallahi ne diyeyim daha, daha ne kadar konuşalım. Buraya kadar dinleyen arkadaşlara da helal olsun. Aynen, adamsınız veya kadınsınız. Evet. Dediğim gibi Burak Instagram ve çekiliş için Instagram'ı falan ekleyecek. Bir de neyi ekleyecektin sen? Beyin gitti. Manga'nın şeyini, linkini atacağım işte okumak istedim. Ha, Manga'nın linkini ben demiştim. İkisine bakarsanız sevinirim. Yani bunun dışında birçok şey de çizebildiğini görürsünüz zaten. Çünkü birçok kişinin görmediğini biliyorum zaten. Bunun dışında kanalıma abone olursunuz, videoya abone like olun. Atarsınız,
Daha ne diyelim biz, bu kadar da yeter ya. Daha akşam akşam daha ne anlatayım ben size, değil mi? Bir bitmedi. Ha böyle artistik oğlu yapıyor. Bir bitmediniz ya falan, hani böyle kızıyorum. Neyse. Arkadaşlar teşekkür ettim. Kaydı ben yapamadığım için Burak yapıyor. Burak stopa bastığında bitiyor bu kayıt. Evet. Burak'cığım senin stopa basmanı bekliyoruz bu arada. Tamam. O zaman bastığında da haber ver. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde bitirelim. Haydi bakalım.